Gibi bu salıda haber global ekranlarında yüz yüzeyle ile birlikteyiz. Şahane bir akşam diliyorum ve çok iyi bir bayram diliyorum. tabi arefe günündeyiz. Ee, i̇yi bayramlar diyorum şimdiden kapanışta da güzel dileklerimi sizinle paylaşacağım. Bayram haftasına özel şöyle güzel değişik bir konu konuşalım istedim. Uzun zamandır aslında radarımda olan bir isim de bu haftaya e, kısmet oldu diyeyim çünkü yoğun bir siyasi gündem vardı biliyorsunuz hiç böyle konuları işleyemiyorduk uzun süredir. Hepinizin sosyal medyadan özellikle de kadınların yakından tanıdığı çok sevgili Adil Yıldırım bizimle birlikte. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar bu arada. Evet herkese iyi bayramlar. Ben de burada sizin ve bir kez daha dilemiş olayım. Şimdi sizi ilişkiler hakkında e, çektiğiniz o videolarla aslında birçok insan tanıyor. Evet e, birçok kitabınız da var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim ama biliyorsunuz e, son dönemde hani bu videolar, özellikle kısa videolarla çok evet. e, geniş kitlelere ulaşma imkanımız oluyor. Hepimizin, evet. sizlerin de, bizlerin de ve bunu deneyimliyoruz. Şimdi sizin o videolarınız aşırı derecede meşhur. Nasıl böyle bir yola girdiniz. Önce bir sizi tanıyalım istiyorum. Yani siz ilişki koç olmaya nasıl karar verdiniz? Bu yolu size ne açtı ve böyle e, inanılmaz bir hani dönüş almaya başladınız. Tabii son dönemde bu sizi şaşırttı bu süreç içerisinde. Buket Hanım benim formasyonum siyaset. Üniversitede siyaset eğitimi aldım. Siyaset, ilişkileri yönetme sanatı, toplumsal ilişkiler, bireyler arası ilişkiler. Zaman içerisinde şimdi burada saymayayım. Yurt içinde, yurt dışında aldığım eğitimler, özellikle İtalya'da geçirdiğim bir 10 sene var kadın erkek ilişkileri üzerine gitmemi sağladı. Çünkü kadın erkek ilişkileri ve aşk, insanların aşk hayatına hizmet etmek benim misyonum haline geldi zaman içerisinde. Ve bu misyondan da çok mutluyum. Bunu ilk önce uzun yıllar boyunca sessizce yaptım. Çünkü YouTube'da videolarım yoktu. Kitaplarımı yazıyordum. İlk romanım Gecede Saklayan Aşklar'da hep aşkı anlattım. Ve İtalya sokaklarında aşkı anlattım. Sonra böyle videolar, sosyal medyadaki paylaşımlarımla birlikte dediğiniz gibi çok büyük bir özellikle de kadın kitlesine evet. hitap etmeye başladım. Ee, özellikle hani okuduğum üniversiteleri anlatmak istemedim. Çünkü benim için en büyük olay e, ve mezun olduğum üniversite anneanne üniversitesidir. Anneannemin bende çok büyük bir katkısı oldu. 6 ile 21 yaşım arasında 15 sene boyunca ve ona bir söz verdim. Dedi ki sen büyüdüğün zaman senden tek bir şey istiyorum kadınlara hizmet edeceksin. Ve ben ona tuttuğum, söylediğim sözü tutmaya çalışıyorum. Belki ona bu sözü vermemiş olsaydım siyasetle uğraşacaktım. Çünkü siyaset mezunuyum ama o söz benim için çok ağır bastı ve bugün de kadınlara hizmet etmekten çok mutluyum. Yani inanılmaz bir fan kitlesi var bu arada Adil Bey. İnanılmaz <laughs> bir yani bütün kadınlar böyle çılgın gibi takip ediyorlar. Şimdi size en çok hangi soru soruluyor? Bana son dönemde gelen sorular biraz değişti aslında. Her dönem dönem farklı sorularla muhatap oluyorum. Yaklaşık son 5-6 senedir aldığım sorular genelde Eski sevgiliyi nasıl geri getirebilirim? İşte bizim koçluk mesleğiyle alakalı mesela bu ilişkimdeki sıkıntıları nasıl çözebilirim? Biz özellikle de psikolojik olmayan konularla ilgileniriz. Aldığımız formasyon daha çok ilişkiye yönlenmektedir. Yani mesela psikolojik problemler ortada olduğu zaman bunlarla daha çok terapistlerin ilgilenmesini tercih ederiz. Koçluk, ilişkiye yönelmek, evlilikle ilgili sorunları çözmek ve özellikle mentörlük, bazen mentörlük hizmeti de veriyorum aldığım eğitimlere göre. O da e, daha geniş bir bakış açısı ve bu ilişki sana ne getirebilir? Nereye varmak istiyorsun? Evlilik mi istiyorsun? Çünkü bazı insanlar bir ilişkinin illa da bir evliliğe gitmesini istemezler. Yani onu mutlu etmesini isterler. Mutluluk peşindedir. Bu çok önemli bir amaç. Özellikle mutluluğun peşinde olmak ilişkide çok büyük bir amaç. Burada biz öncelikle bir danışan geldiği zaman ne istediğine bakarız. Bizden tam olarak neyi talep ediyor? Son dönemde maddiyatla ilgili çok fazla soru geliyor. Hmm. Yani erkekler niye hesap ödemiyor? Neden her şeyi ben karşılıyorum? Ben güçlü bir kadınım, işte iş hayatında son derece başarılı bir kadınım... ...ama neden her şeyi ben karşılamak zorundayım? Bu adam neden sorumluluk almıyor gibi sorular biraz ağır basıyor son dönemde. Erkekler değişti o zaman ya. Dünya değişiyor. Ya eskiden böyle bir şey vardı ya, yani erkek hesabı öderdi yani değil mi? Şimdi yok kalmadı. Dünya tamamen değişiyor. Çok hızlı bir değişim var. Özellikle Z kuşağı ve ondan sonra gelen alfa kuşağında büyük bir değişim görüyorum ben. Yani... Bizim değer yargılarımız da aslında onlarda yok. Bambaşka bir bakış açıları var. Hı hı. Bu bakış açısında mesela kız da hesabı ödeyebilir, birlikte ödeyebilirler. Hatta bunlar çok ufak meseleler. Onları çok ırgalayan meseleler değil. Neyi önemsiyorlar? Bu ilişkide aldığım tatmini ve mutluluğu ne kadar sürdürebilirim? Çünkü her şey çok çabuk bitiyor. Hı hı. Çok çabuk tüketiyoruz. Hiçbir duygunun çok fazla farkında değiliz. Özellikle gençler bugün, 20 yaşındaki çocuklar mesela. Yani ben iki haftadır çok mutluyum ama başka bir çocuk var o da aklımı çelmeye başladı diyor. Şimdi demek ki bazı şeyleri çabuk tükettiğimiz için onların arayışları farklı. Mesela 40'lı yaşlardakiler işte benim jenerasyonum güzel bir ilişkin olduğunda bunu nasıl evliliğe götürebilirsin, ailemi kurarım. Biz böyle büyütüldük. Aldığımız evet. formasyon buydu aslında. Başka bir dünyaydı o değil mi? Bugünkü dünya çok farklı. Ya ben bir ay daha mutlu olsam büyük bir kar diyor mesela. Hı hı. İki ay daha sürse bu ilişki büyük bir olay diyor veya üç üç aylık uzun bir ilişkin var diyor cümle bu. Üç aylık bu. uzun. Vay <laughs> üç ay bizim için kısa bir süre yani. Çok yani kısa üç süre. aydır devam ediyor hocam demek ki bu ilişki evliliğe gidecek diyor. Bir ilişki uzun denmesi için bir sene olması gerekiyor mesela nezdimde. Yani uzun ilişki bir seneyi devirmiş evet. ilişkiye söylenir yani evet. uzun bir ilişkim olmaya başladı artık bu kişiyle bir yıl oldu. Bugünkü gibi. koşullarda altı ayın üstü bayağı bir ciddi ilişki gibi hı hı. altı ay üstü öyledir ki. Mesela flört etme sanatı kitabımda bahsetmiştim. İlk üç ay flörttür, ilişki değildir. Hı hı. Bir insanla ilk üç ay tanışıklık sürecidir. Onu tanımak, işte onun mizah anlayışını anlamak, esprilerini anlamak, onun hayata bakışını anlamak. Bu zaten üç ay alır yani en Tabii, az. Doğru doğru. Hatta sağlıklısı üç ila altı aydır. Bunun ilişkiden önceki flört süreci olduğunu biz her zaman ifade ediyoruz. Yani birbirini tanıma, işte onun neye güler, nerede vakit geçirmek istersin, onunla neler yapmak istersin. Bu da güzel bir süreç, heyecan verici. Tabii. Aslında belki de ilişkinin en güzel, keyifli zamanları da bunlar. Ama en zor zamanları da onlar bence. Neden? Tanımıyorsun, tanımadığın biriyle uğraşıyorsun aslında. Mesela benim de ilişkinin en sevmediğim zamanları en başıdır. Ya vallahi of falan yani hani hata şeydir ya böyle bir bıkmışlık vardır. Şimdi belki gençler için o ilişkinin keyifli zamanı ama belli bir zaman sonra hani ne Yeni insan tanımak istemiyorsun aslında. Sadece hmm. sevgili olarak bir değil, arkadaş olarak da. Bu bir Hı -hı. yorgunluk değil mi? Evet. İnsanlar da bazen bizi yoruyor öyle değil mi? Yaşadığımız e, hayal kırıklıkları. <laughs> biz, biz terapiye başlamışız. Evet, evet, şu an şimdi. terapi başladı Şu anda e, bitiriyormuşum ben <laughs> <bahaderimi> anlatmaya <başlamış. gülüyor> Şimdi bu bir yorgunluk. Çünkü büyük hayal kırıklıkları da yaşıyoruz hepimiz. Arkadaşlarımızdan kaynaklı, işte bazen onaylanma ihtiyacımız var. Birisinin güzel cümlelerini duymazsak kötü hissediyoruz. Sosyal medya bizi buna alıştırdı. Tamam. Çünkü hep beğeni üzerine sosyal medya. Yani tamam. benim ...paylaşımlarımı beğenmiyor diyerek bazen arkadaşlarını çıkaran insanlar oluyor. Evet. Artık arkadaşım değilsin beğenmiyorsun hiçbir şeyi diyerek. Tabii, Bakın tabii. bu seviyeye gelmişiz. Sosyal medya özellikle ki geleceğiz oraya muhtemelen... Geleceğiz. ...onaylanma ihtiyacı üzerine giden bir vaka haline geldi. Herkes onaylanmak istiyor, beğeni almak istiyor. Herkes beni beğensin. Milyonlarca kişi beni takip etsin. Herkesin aslında peşinde olduğu şey bu ama... ...bu mutluluk getirir mi? Kitapta da yazdım hayır getirmiyor. Hı hı. Ama bunu mutluluk getirdiğini zannediyorlar. Çünkü bizi şu anda o şekilde düşünmeye sevk eden bir yapı var. Çok fazla uygulama var. Çok Hı -hı. fazla sosyal medyanın esiri olmuş haldeyiz. Hı, -hı. E, 50 maddede sosyal medya aşkları. Bu kitapta bana çok yoğun talep geldiği için sosyal medyayı yazdım. Evet. Yani bunun bizim hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu ve ilişki olabilir mi sosyal medyadan özellikle de bunu yazdım. Çünkü sosyal medya ilişkileri biraz yüzeysel maalesef ve çok tehlikeli aya kırıklığına çok açık. Hangi tuzaklar var, ne gibi insanlar karşınıza çıkar? Hepsini özellikle bu kitapta yazdım. Hı hı. Talep 50 gelen maddede sosyal medya aşkları. Evet. İnanılmaz. Yani 50 maddede e... özetliyorum gibi. Özetliyorsunuz ve evet. hani bence bence Hani en olmaması gereken aşk şekli bu ya. En güven vermeyen yani sosyal medya aşkları. İnsanlar Çok fazla hayal kırıklığı çıkmıyor mu buradan? Tanışmadan aşk yaşadıklarını düşünüyorlar. Diyor ki henüz tanışmıyoruz, 6 aydır yazışıyoruz, biliyorum ruh eşim. Yazışarak? Evet, biliyorum ruh Ve eşim. fotoğraflarla değil mi? Fotoğraflar da filtreli veya Hepsi gerçek filtreli. değil, gerçek Hı -hı. değil, başkasının fotoğrafları benim fotoğraflarımla sosyal medyada uygulamalarda profil açmışlar ya. <laughs> yani benim adımı adam çapkınlık yapıyor mesela. İnanılmaz. Benim fotoğraflarımı koymuş, alakam yok. Bunları ben de yaşıyorum. Ben de bir tarafındayım tabii ki. Kaçınılmaz bir şey. Bunu birçok insan yaşıyor ve filtreli hayatlar var orada ama sosyal medyada özellikle şunu hep söylüyorum, çabuk tanışmaya Özen gösterin. Yüz yüze gelmek o insanın enerjisini almak çok önemli. Yüz yüzeye çabucak evirin diyorsunuz. Yazışmaları hızlı bir şekilde hı hı. tanışmaya çevirin. Hı hı. Peki e, mutlu aşk diye bir şey var mı varsa formülüne? Şimdi e, yıllar içerisinde çalıştığım tüm vakalarda ben bir insanın ne istediğiyle çok fazla değil de neye ihtiyacı olduğuyla ilgilenirim. Buradan mutlu aşka geleceğim. İhtiyaçlarımız aslında karşılandığı zaman mutluluğu yaşıyoruz. Ama mutluluk zannedildiği gibi sonsuza kadar süren bir süreç değil. Mutluluk bir dönem. Çünkü sürekli yeni ihtiyaçlara geçiyoruz. Başka şeylere ihtiyacımız oluyor. Maddi ya da manevi. İnsanların en büyük e, yaşadıkları problem ilişkilerde ve evlilikte neye ihtiyacı olduğuyla yüzleşememek. Gerçekte neye ihtiyacım var sorusunu birçok kişi kendisine sormuyor veya dürüst cevap vermiyor. Hmm. Bir örnek vereyim. Son derece dominant bir kadın profil düşünelim. Çok dominant. Yani yönetmeyi çok seviyor. Hmm. Mesela bir aslan burcu kadın olsun. Evet, aslan burcu kadınlar öyle. <laughs> bir onay da aldık bu arada. Buket <laughs> Hanım'dan. Ama diyor ki benim ilişkideki ihtiyacım kesinlikle yönetmek değil. Ben huzurlu, mutlu, son derece işte benimle uyumlu olacak bir erkek istiyorum diyor. Ama yönetme isteğini kendine itiraf etmiyor. Bu istek yönetmek olabilir bu ihtiyaç, ilişkiden beklentisi veya para olabilir, maddiyat olabilir. Konforlu yaşamak istiyorum. Bu da bir ihtiyaçtır. Saygı duyulacak bir şey. Böyle bir ihtiyacı vardır. Bu konuda dürüst olan insanlar Neye ihtiyaçları olduklarını bir kağıda yazarlar bizim çalışmalarımızda. Bir on madde ben yazdırırım. Derim ki, Neye ihtiyacım var lütfen yaz ve bu konuyla yüzleş. Ve önem sırasına göre lütfen birinci sıradaki gerçekten en büyük ihtiyacın olsun. İşte bunu belirleyen bir insan mutlu ilişki bulabiliyor, mutlu aşkı bulabiliyor. Çünkü karşısında tanıştığı kişinin onun için doğru kişi olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir. İhtiyaçlarıma hitap ediyor mu, etmiyor mu? Şimdi burada insanlar neden yanılgı yaşıyorlar? Çünkü çevremizden biz yönlendiriliyoruz. Çevremiz diyor ki hayır şuna ihtiyacın var. Ya da şöyle biri olsun, işte mesela kızın annesi diyor ki, hayır kızım, işte bankacı olsun adam, doktor olsun, avukat olsun, ama kızın istediği başka türlü bir ilişki, başka türlü bir profil, böyle bir ihtiyacı var. Bunu bir kere ifade edemiyor. Neden? Çünkü bizim toplumumuzda hala toplumsal baskı çok yoğun. Gerçekten bu arada o kadar doğru bir şey e, değindiniz ki, şimdi bir arkadaşım vardı, şu anda görüşmüyorum ama eskiden yakın olduğum bir arkadaşım. Bu kızı bir ortak arkadaşı bir başka arkadaşı birisiyle tanıştırdı. Bu arada bu kız o dönem çok güzel gerçekten çok alımlı hani herkes peşinde kızım falan. Ee, ve tanıştırılan profil kızdan çirkin kızdan işte kısa boylu işte hani hmm. kız aslında tip olarak uyum sağlayamayacak bir profil. Neyse bunlar böyle bir yemek yediler ettiler falan kız başta istemiyor gibi. O sonra ikinci bir yemek yani falan. kız bana dedi ki o dönemde böyle. Ee, şimdi yani şu anda ismini versem olay olacak ünlü bir de erkek arkadaşı var. Peki. Ama böyle ayrılmışlar falan ama hep böyle ayrıl barış ilişkisi içerisindeler. Bana dedi ki ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedi bununla evleneceğim dedi. Şimdi ben böyle şok içerisinde buna bakıyorum nasıl yani dedim. Evet dedi çünkü dedi durumu iyi bir. Bana dedi çok aşık iki. Bu dedi benden daha hani çirkin olduğu için beni hep çok sever dedi. Ben dedi bunda dedi bakış açısına bak şimdi. Dedim ki ya bu ne kadar çirkin bir bakış açısı. sen yani sen bunu sevmiyorsun, hoşlanmıyorsun ama o beni seviyor, o bana aşık diye evlenmek istiyorsun. Ben dedi bununla evlenirim, çok da mutlu olurum. Üç tane de çocuk yapacağım dedim. Hı hı. Ee, evlendi, çok mutlu, üç tane de çocuk yaptı. Evet, ihtiyacını karşılamış. Evet. Sevilme ihtiyacı. ...lüks bir hayat yaşama ihtiyacı, istediği standartlarda diyelim... Evet ...ve de hiçbir zaman onu bırakma ihtimali olmayan bir erkekle birlikte olma ihtiyacı. Aslında bu söylediğiniz nedir biliyor musunuz? Birçok son derece yakışıklı erkek neden yalnız şu an siz özetlediniz bunu? Evet. Canlı yayında sizden duyduk. Doğru. Sizin anlatmanız doğru. daha güzel oldu. Ya <laughs> yakışıklı bir erkek güven vermiyor alfa bence. Birçok yakışıklı alfa dediğimiz erkek Hı -hı. kadınlar tarafından tercih edilmiyor. Çok enteresan değil mi? Evet. Ben bu adamı elimde tutamam, bu adam başka tarafa gider... Ben bulayım bir tane işte idare edebileceğim bir Normal adam. Normal bir tip. Normal bir tip mi diyelim? Ne diyelim hı hı. işte? Ee, bu aynı zamanda benim hiç de yakışıklı olmayan mesela sırtlan kuzenimin neden çok talep aldığını da gösteriyor. <laughs> sırtlan kuzen şu anda <laughs> evde. Bizim sırtlan tabiri ondan çıktı. Ben bu benzetmeyi yaptığımda kitaplarımda hep bahsettiğim işte YouTube videolarında hep bahsettiğim bir şaka, hı hı. bir benzetme, bir metafor. Ya buradan çıktı. Belki isterseniz ona da kısaca değinebiliriz. Lütfen. Şimdi ben metaforlarla çalışıyorum. Çünkü benzetmeler insan beyninde her zaman çok ciddi yer ediyor ve gerçekten beni takip eden insanların hayatına dokunuyor. 2016 senesinde işte ben kitaplarımı yazıyorum, belli bir çevre beni tanıyor ve ilişki koçu olarak çalışıyorum. Bir gün belgesel izliyorum bir kanalda ve orada sırtlan figürünü gördüm aslanlarla mücadele eden. Ben yüz ifadesini gördüğümde kuzenime çok benzettim. Ya. Ya birebir aynısı. Çünkü her tarafa saldırıyor, her tarafa yürüyor. Şimdi bu çapkın adamların bizim en büyük tanımlamamız budur. Çok çapkın. Aynı anda yüzlerce kişiye mesaj atan. Hı hı. Sonra ben bunu ortaya attım. Yaklaşık işte bir yedi sene olmuş. İnsanların diline bu kazındı. Sırtlan. Yani her şey her ortamda her, her şekilde çapkınlık yapan, çapkınlık yapan, işte herkesle şansını deneyen bir anlamda avcı. Kişilere söylediğim şeydi. sizin biraz Bunlar önce... da genelde çirkin olur ama bunlar da çok dilli olurlar. böyle. Anlatabiliyor muyum? Hani şey olur böyle çirkindir ama böyle pıtı 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 böyle konuşur. Dilli olması çok önemli erkeğin. Dilbaz derler Dil ya. Dilbaz Dil olması çok önemli. Çünkü bunu kısaca açıklayayım isterseniz. Lütfen. Şimdi kadın erkek eşitliğine sonuna kadar inanıyorum. Şunun altını çizelim. Kadın ve erkeğin düşünce biçimi tamamen farklı. Bunu anatomi söylüyor. Bunu nöroloji söylüyor. Benim en büyük ilgi alanım uzun yıllardır ...nörobilim, sinir bilim dediğimiz Türkçe. Şey. Bunu yurt içi, yurt dışı birçok kişiden eğitimlerini aldım ve ilgilenirim. Kitaplarını okurum. Beyin çok önemli. Çünkü beyinden yola çıktığımız zaman kadın ve erkek davranışlarını analiz ederiz. Şimdi beyinde üç tane kısım var. Bir tane sürüngen beyin hepimizde olan. Diğeri limbik sistem, duygusal beyin. Bunu kadınlar çok yoğun kullanıyorlar. Hı hı. Biz erkekler bunu kullanmıyoruz. Biz beynimizin sol tarafını kullanıyoruz. Kadınlar sağ tarafını. Biz görsel beyin kullanıyoruz. Şimdi bunu açıklayayım ben kadınlar için duydukları çok önemli. Çünkü limbik sistem dediğimiz duygusal beyin tam kulağın arkasında. Hmm. Ve orada kadının aldığı bilgi orada duruyor. Diyor ki bir dakika beni sev seni seviyorum dedi beni seviyor. Yeterli. Ah, ah. Biz bunları duyduğumuz zaman biz erkekler bizim için yeterli değil. Biz bu tarafı kullanıyoruz. Bakın hmm. aldığımızı görsel beyin burada. Buradaki bilgi bizim için önemli değil. Buraya gelecek biz analiz edeceğiz, düşüneceğiz. Şimdi bu aşkın tanımıdır. Ne demek bu? Erkek zaman ve süreç içerisinde aşık olur. Yani bir erkek ilk görüşte aşık olmaz. Böyle bir şey yok. Bunu söyler. Sizi gerçekten etkilemek için ilk görüşte aşık oldum diyebilirim. Bu ayrı bir şey ama bu gerçeği ifade etmez. Biz süreç içerisinde aşık oluyoruz. Bizim beynimiz, anatomimiz buna müsait. Gördükçe, uyumlu olduğumuzu anladıkça aynı şeylere mi gülüyoruz? Aynı şeylere mi bakıyoruz? Hayata bakış açımız aynı mı? Biz biraz benzerlikleri ararız. Ama kadınlar işitsel yani duydukları zaman direkt olarak duygusal beyin harekete geçiyor. Bunu Harvard Üniversitesi'nde bu araştırma yapmışlar 2012 senesinde. Kadınlarda güzel şeyler duydukları zaman, 900 kadın üzerinde bir araştırma yapılmış. Limbik sistem dediğimiz duygusal beyinde nöronlar hemen harekete geçiyor. Hmm. Ama görsel tarafta hiçbir hareket yok. Yani analiz hiç önemli değil. Duyduğuma inanırım. Vah <laughs> vah. <laughs> Ay çok zavallıca Bakın, ya. Bakın bilim bunu ortaya koymuş. Onun için kadının duydukları çok önemli. Bizim için önemli değil. Biz görmeliyiz. Onun için kadınlar süslenirler, makyaj yaparlar. Erkekler buna o kadar önem vermez. Bakın dikkat edin. Çünkü kadınlar görsel değildir o kadar. Evet. Bir erkeğin güzel olması önemli değil dedik ya. Tabii. İşte sebebi bu. Bu erkeğin söyledikleri önemli. Dilbaz olması önemli. Çok güzel kadınların önemli. yanında genelde öyle yakışıklı adamlar olmuyor. Evet. Hani genelde daha böyle hani ya bu buna nasıl bakıyor denen tiplerle evet. geziyor dil güzel bazlar, kadınlar. Evet. Dil güzel bazlar. konuşanlar. Evet evet doğru. Peki şu e, ee, hiçbir ortak noktası olmadan da çok iyi anlaşan çiftler var. Evet. Bunun sebebi ne? Yani mesela bakıyorsun hiçbir şekilde aynı şeyden zevk almadıklarını görüyorsun. Aslında evet. çok farklılar. Atıyorum biri film izlemeyi çok seviyor, öbürü müzik dinlemeyi çok seviyor. Biri işte sabaha kadar oturmak istiyor, öbürü erkenden yatmak istiyor. İşte biri kahve seviyor, öbürü çay seviyor. Ee, biri işte sürekli diyet yapıyor, öbürü sürekli hamur işiyor. Ama çok iyi bir ilişkileri var. Nasıl oluyor? Çünkü bunlara ben genellikle toksik ilişki diyorum. Hmm. İnanılmaz tartışıyorlar. Hmm. Ama nasıl keyif alıyorlar biliyor musunuz tartışmadan? Nasıl bir keyif? O tartışma onlara heyecan veriyor. Bu farklılıklar eğer onları besliyorsa kimi zaman zaten ilişkideki farklılıklar bazen güzeldir, besleyicidir, birbirini tamamlayıcıdır. Ama sürekli tartışma yaşayan ve bundan çok mutlu olan çok çift var. Ben çok çift gördüm. Çok hastalıklı bir durum değil mi? Ben hastalıklı diyemem. <laughs> Bunu bir terapist yorumunu yapar, bu? bir psikiyatrist yorumunu ha, yapar. Okay. Ben o yorumu yapmak istemiyorum burada. Fakat ben şöyle bakıyorum olaya. Bu ilişkiler uzun vadeli oluyor mu, olmuyor? Büyük bir heyecan veriyor bakın. Tartışma büyük bir heyecan veriyor onlara. Evet, ayakta tutuyor. Sürekli heyecan var. Akşam karakoldayız. Sabah barıştık kahvaltıya gittik falan. Bakın çok ilginç. Diziler gibi hani böyle çok aksiyonlu bir sinema filmi gibi. Ama uzun sürmüyor. Çünkü bir ilişkinin uzun sürmesini sağlayan birkaç tane benzer koşullar, bir değerler. Değerleriniz gerçekten benzer olacak. İki hayata bakış açınız benzer olacak. Ve üçüncüsü de vizyonunuz, hedefleriniz benzer olacak. Eğer yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu üçünde benzerlikler varsa çok uzun evlilikler oluyor. Hmm. Değerler, hayata bakış açısı, vizyon. hedefler ve vizyon. Evet. Güzel. Ee, psikologlar sizi gıcık oluyor mu? E, muhakkak vardır. Bana yansıyan bir durum yok. Çünkü belki de ilişki koçu olarak psikolog olmadığını en çok söyleyen kişi benim. Hı hı. Evet. Başka bir meslek benimki. Evet. Başka bir iş tamamen. Hı hı hı. Ama onu belirtmekte de fayda var tabii. Ben önem veriyorum. Hı hı. Ben yaptığım işlerde titiz biriyim, çok klasik bir oğlak diyelim, hı hı. çok titiz. <laughs> Sizin de tanıdığınız bir burç. Hı. Dolayısıyla altını çizerek ben başka bir iş yapıyorum diye söylüyorum. Psikolojik vakalarda geldiğinde psikolog arkadaşlarıma veya başkalarına yönlendiriyorum çünkü benim işim değil. O şekilde insanlar da geliyor değil mi böyle hastalıklı? Altını çizmeme rağmen gelenler oluyor, ben reddediyorum çünkü seçici biriyim, herkesle çalışamam. Benim işim özellikle aldığım formasyonlar, yurt içinde ve yurt dışında koçluk üzerine ve. Mentörlük üzerine bakın ben davranış bilimleri üzerine Joe Dispenza dahil olmak üzere Amerika'da birçok kişiyle çalıştım. Eğitimlerini aldım. Dediğim gibi benim olayım davranış bilimi, ilişkilerde sorunları çözebilme kabiliyeti ve en önemlisi de nöro bilim. Yani beynimiz hangi davranışları bize sergilememize neden oluyor ve neden? Ve bunun altyapıları neden? Bu psikolojiyle ilgili bir konu değil. Mesela böyle birisine baktığınız zaman o kişiyi analiz edebiliyor musunuz? Evet. Şimdi beni analiz edin çok Kötü kötü şeyler söyleyecek rezil olacağım burada Yani. E beni çok da abartmadan analiz eder misiniz canlı yayında şu an? Şöyle söyleyeceğim. Çok da kötü şeyleri ne olur yayın sonrası Objektif olmamı saklayalım. istiyor musunuz? Bilmiyorum çok korkuyorum şu an olsun mu? Olun olun tamam. Çok ciddi. İşinde çok ciddi. Ben özel hayatınızda bambaşka bir karakter olduğuna eminim. Yani ...yaklaşık 15 dakikadır birlikteyiz. Evet. Tanışmamız da öyle oldu. Evet. Hemen yayına girdik. Evet. Yani şu an 20 dakika, 20 dakika yayın olsa 25 dakikadır bir, görüşüyoruz. Birbirimizi evet. görüyoruz. Evet. Ee, hiç böyle düşünmemiştim yayından önce. Gerçekten Son derece ciddi ama oğlak kadınlarıyla çok çalışıyorum. Çok arkadaşım da var. Onun için işinize ne kadar sadık, ciddi aldığınızı... ...titiz çalıştığınızı görünce de ayrıca mutlu oldum. Ama hani bir İngilizce'de bir cümle var ya... sevmiyorsunuz. Yani bunun Türkçesi de böyle hani... E, Boş muhabbetlerle zaman kaybedecek bir profil değilsiniz kesinlikle. Bu galiba klasik bir Oğlak davranışı. Evet, 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 doğru. Dinleyemem. Yani hiç böyle hiç birisi boş konuştuğu kaybıyım. zaman Aynen. gerçekten hani hemen konuyu kapatmaya çalışırım. Çok, çok doğru bir tespit. Ama doğru, öz yani arkadaşlarımla ve özel hayatımda daha renkliyimdir. Tabii Ama ki. iş hayatımda çok renkli evet. bir kişilik olduğumu söyleyemeyeceğim. Yani evet. tam böyle bir Oğlak. Peki sizce en çekilmez burç hangisi? Astrolog <laughs> tabii ki değilsiniz ama hani size gelen danışanlarınızdan. <laughs> ee, yaklaşık 10 senedir bu işi yapıyorum ben. Hatta 12 sene oldu. Ben astrolog değilim. Ama ilk sorduğum sorulardan bir tanesi karşımdaki profilin aynı zamanda burcudur. <laughs> Çünkü yıllar içerisindeki istatistiklerde bazı burçların birbiriyle çok iyi anlaştığını gördüm, gözlemledim. <laughs> ah, bu şahsi evet. olarak karşıma evet. çıkan bir olay. Çekilmez burç diye bir şey söyleyemem. Ama birbiriyle asla anlaşamayacak burçlar karşıma çıkıyor. Yani Neyse ben ya. rakamlara inanırım matematiksel olarak. Bakıyorum ki bu iki burcun anlaşmasına hiç şahit olmamışım. Hı hı. Mesela bir aslanla koç mükemmel anlaştığı gibi defalarca gördüğüm üzere. İşte bir balık ve yengeç mesela mükemmel anlaştığını görüyorum. Ama bir şöyle söyleyeyim, mesela bir yay burcuyla balık burcunun anlaşması çok zor. Bir yay erkeğiyle balık kadını çok zorlanırlar hı hı. mesela. Veya bir balık kadınıyla bir ikizler erkeği gibi. Bunlar astrolojik bir konuşma değil elimdeki verileri söylüyorum yoksa oradaki sahayı tamamen astrologlara oğlak bırakalım. Oğlak kimle anlaşabilir? Hemen <laughs> Biz kendi aramızda çok iyi anlaşıyoruz toprak olarak. Mesela evet. boğa ile işte başakla, başakla evet. aynı zamanda oğlak akrep uyumu da enteresan derecede iyidir. Evet evet. Benim bu arada bütün şey özel hayatımdan bahsetmiyorum. arkadaşlarımın çoğunluğu akrep burcu. Evet. Çok ilginç. Evet, evet. Çok çok seviyorum akrepleri. Çok iyi evet. anlaşıyorum akreplerle. Peki platonik aşk özellikle erkekleri size neden psikopatlaştırıyor? Hmm. Yani böyle hani e, delirdikçe deliren erkekler oluyor platonik aşk yaşayıp... ve hatta ne yazık ki gidip işte kadınları öldürmeye, vurmaya, dövme evet. dayanacak davranışlar sergiliyorlar. Sizin dalınız e, olmayan kısmı için sormadım. Yani evet. psikoloji anlamında değil. Sadece neden platonik ister insanda bunu yaratır? Bunu merak ettim. Şimdi şuradan bakalım olaya inanılmaz derecede saplantılı ilişkiler var. Yani o kişi olacak ve kesinlikle başka kimse olmayacak şeklinde bir saplantı gerek kadınlarda gerek erkeklerde ben görebiliyorum karşıma çıkıyor. Bu saplantının hem toplumsal tabularla alakası var. Yani o kişi seninle birlikte oldu, o artık sana ait birisi. O başka bir ilişki yaşayamaz gibi bir değer yargısı eğer verilmişse bir bireye oradan o formasyondan yola çıkar. İlla benimle olacak. Ya benim işte ya kara toprağım. Bunlar toplum içinde söylenen şeyler. Çok yazık, çok kötü, çok yanlış şeyler. Ama toplum içinde var mı? Var. Şimdi burada erkeklerin veya kadınların, çünkü kadınlarda da çok platonik aşk vakaları karşımıza çıkıyor. Şundan kaynaklanıyor aslında. Beyindeki nöronlarda hayal gücüyle gerçek yaşam arasında hiçbir fark yok. İkisinde de aynı ışımayı görüyoruz nöronlarda. Şu anlama gelir. Eğer hayal gücünü çok iyi kullanıyorsanız, yani sağ beyninizi Sol taraf mantık beyin. Sağ beyninizi çok iyi kullanıyorsanız herhangi birinin sürekli sizle olması gerektiğini hayal edebilirsiniz. Ve beyin bilinçaltı bunun gerçek olduğuna inanır. Bakın bu tamamen bilimsel bir konu. Ve bu insan eğer yoğun olarak hayale teşvik eden kendisini hayal içinde yaşayan biri ise o kişiye kafayı takabilir. Yani saplantı haline gelebilir. Ama bu artık belli bir noktada tıbbi bir konu haline gelir. Psikiyatrist bir konu haline gelir. Bir psikiyatristin bununla ilgilenmesi gerekir. Bir psikolog da değil. Aksi halde kendini düzeltmesi veya bir kadın danışanın bana şunu söylemesi işte bu adam aşırı derecede paranoyak sürekli benimle ilgili senaryo yaratıyor ama ben onu düzeltmek istiyorum demesinin bir karşılığı yok çünkü düzeltemezsin. Biz hatayı burada yapıyoruz bakın. Hmm. Burası çok hassas bir konu. Bir insan kafasında sürekli senaryo yaratıyorsa veya buna benzer işte kıskançlıklar yapıyorsa bunun sinyalini veriyor zaten. Peki biz neden onu düzeltmeye çalışıyoruz? Bunun uzmanları dururken doktorlar dururken çünkü doktorluk bir vaka haline gelmiş. Biz burada problemi hafife alıyoruz. Hmm. Aslında birçok insan kıskançlığına evlilik öncesinde gösterir. Bunu giyme der, bunlarla arkadaşlık yapma der, şuraya gitme der. Bakın hayatınıza karışır, sinyallerini verir. Ama maalesef toplumumuzda kadınlar genelde şöyle diyor, yok ama bu beni sevdiğinin göstergesi. Bak bana sahip çıkıyor, beni seviyor. Aslında bu sevgi göstergesi değil. Nedir? Bu hastalıklı bir davranış göstergesi. Hı hı. Aşırı derecede kıskançlık, ciddi bir rahatsızlık bu arada psikolojik anlamda. ...bu gidebilir, şizofreniye gidebilir, onu teşhis edecek, doktor bakacak ona. Ama bunu hafife alıyoruz ve hafife aldığımız problemler nedeniyle sıkıntı beni yaşıyoruz. Beni seviyor, bu yüzden beni kıskanıyor. Oraya yormak istiyor, bakın. Hı hı. Beni seviyor, oraya yormak istiyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Boşanmalarda yüzde 95 sebepler evlilik öncesi. Evlilik öncesi zaten bu problemimiz vardı diyorlar. Çok enteresan değil mi? O zaman niye evlendin? Düzelir diye düşündüm düzelmez kendi kendine değil, düzelir aslında. ya da bizim sevgimiz galip gelir diye düşündüm şimdi öyle bir öğreti var ya sevgi her şeye galip ne gelir ne canım adamın kıskançlığına <laughs> sevginiz galip gelir aşk her şeye galip gelir bir gelir, insan kıskançsa seni kıskanıyorsa seni kısıtlıyorsa bu evlendikten sonra 10 katı derecede kısıtlayacak demektir katı belki de. sen de kardeşim tamam ben hepsine okeyim diyorsan evlen o zaman da zaten mutsuz olmazsın. adamın böyle olduğunu biliyorsun o da karışıyor sen de susurasın evde bütün gün oturursun hiçbir şey de evet. yapmazsın hiçbir şey istemediği bir şey de giymezsin. Evet. hatta istemediği bir şey içmezsin yemezsin bile evet. Evet. Çok mutlu olursunuz. Neden görmezden geliyoruz problemleri? Çünkü bence şöyle, e, insanlarda şöyle bir durum var. Ben öyle düşünüyorum ve öyle gözlemliyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? İnsanlar evliliği bir başarı olarak görüyorlar. Bravo, bravo. Ve bu Z kuşağında yok bu arada. Hı. Hani 20'li yaşlardakilerden bahsetmiyorum. Ben hani 25 ve üstü şu anda hani ki mevcut e, insanlarla bahsediyorum. Evlenemedim. Ben bittim. Beni kimse evlenmeye layık görmedi. Ailem sürekli soruyor. Evet. Yani şö şöyle bir algı var. Yani ben evlenmeye layık biri değilim galiba. Kimse beni evlenmeye layık görmedi. Ben kimsenin karısı olamadım veya kimsenin kocası olamadım. Evet. Benim acil evlenmem lazım deyip evlenmek için karşısındaki kişinin bütün o kötü huylarını görmezden geliyor. Evet. Evleneyim yeter ben bununla. Sonra evleniyor. Bravo. Evlenince sihirli değnek değmediğini görüyor. Bu sefer onu evlenmesi için baskılayanlara içinden herhalde bedduaları sıralıyor. Sonra ben bunda ne yapacağım başıma kaldı diyor. Bir de çocuk oldu zaten ruhuna El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mudur? Evet, hızlı ve güzel bir özet oldu. Bir de kıyaslama var orada onu da ekleyelim. Arkadaşlarımın hepsi evlendi ben niye beceremedim? Evet, evet. Bakın çok ilginç beceriksizlik süzgecinden bakıyor. Hı <laughs> ilgisi yok. Yok. Lütfen tabii. buradan insanlara söyleyelim. Bunun evet. beceriksizlikle hiçbir ilgisi yok doğru insan bizi gerçekten mutlu edecek insan bir ihtiyaçlarımıza hitap eder onu söyledik az önce. Bizim bir ilişkiden beklentimiz ihtiyaçlarımız neler bunun cetvelle çıkartmamız lazım kağıda yazmamız lazım. Ben her zaman yazarak çalışmaya inanırım. İki çevreden bağımsız birer varlığız biz. Bakın kendini gerçekleştiren insan tanımını mükemmel şekilde yapmışlar. Şöyle bir tanım var. Her şeyden ve herkesten bağımsız kendi fikirlerini ortaya koyabilmek. Müthiş bir şey bu. Doğru. Evet böyle birey az. Evet çok görmüyoruz örneklerini ama bunu yapabilenlerin evlilikleri genelde sağlam. Çünkü hiçbir yorumdan etkilenmeyerek gerçekten doğru insan olduğunu hissederek evlenmişler. Hı hı. Ama kendi kararını almış. Belki başka herkes demiş ki hayır evlenme hı, sakın. Bak bu sana yakışmıyor. Sen daha iyisini bulursun demişler. Ama dinlememiş o bağımsız bir birey, o özgür bir birey. Zaten ben o yorumlara da gerçekten hani hastayım. Ya sana yakışıyor, sen bana yakışıp yakışmadığını nereden bilebiliyorsun? Neye göre bana yakışıp, neye göre yakıştırmıyorsun? Evet, değil mi? Sosyal medya da arttırdı ama bu yorumları. Tabii, tabii, tabii. Herkes birbirine ulaşabiliyor ya. Siz evet. de muzdaripsiniz, eminim. Çok fazla var bu konular yani. Yani neye göre, kime göre, değil mi? Yakışmak, yakışmamak. İnanılmaz rahatsız edici, herkes birbirine yorum yapabiliyor. Sosyal medyanın ilginç bir tarafı da herkesin birbirine kolayca ulaşabiliyor olduğu yanılgısına düşmesidir. İstediğim gibi yorum yaparım. Oturduğum yerden zaten biliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben özellikle birçok farklı sanat dalında ünlülerle de çalışıyorum. Tabii ki benim yaptığım iş hiç kimseye hiçbir şekilde açıklamayı müsaade etmez. Tabii. Hepsi mezara gidecek bilgiler benimle. Mentörlük Tabii. yapıyorum. Şunu söyleyeyim. Buna çok takılıyorlar. Ama hangi kesimden olursa olsun insanlara şu bilgiyi vermek istiyorum. Bizi tanımayan bizimle birebir olarak tanışmamış, yürüdüğümüz yolu bilmeyen, mücadelemizi bilmeyen insanların yorumları eşittir sıfır. Bakın mantıksal anlamda da hiçbir anlamı yoktur. Ama sizi tanıyan, size karşı iyi niyetli olduğunu defalarca kanıtlamış insanların yorumları da bilakis çok önemlidir. Bu yakın çevremizdir ve bize karşı objektif olduklarını biliriz. Hiç tanımayan bir insanın oturduğu yerden yaptığı bir yorum bilgisizliktir. Geçen günlerde bana şöyle bir yorum geldi. Bak çok ilginç. Ben hiçbir zaman cevap vermem yani yorumlara pek bakamıyorum da ekibim bakıyor. Şöyle bir şey. Ben sizden özür dilemek istiyorum diyor. Tanımıyorum. Hanımefendi şöyle yazmış. Ben çok önyargılıydım diyor. Kitaplarınızı hiç okumadım. Diyordum ki bu adam ne yazıyor? Ben diyor şeytan tüyünü okudum. Burada getirdim arasında evet, şey, var. Tamam Benim sizle ilgili bakış açım değişti. Özür diliyorum. Kendi oturduğum yerden ön yargılıymışım diyor. Yani kitap erkeklere bakış açımı değiştirdi diyor. Şimdi bu kendi yaşadığı bir süreç. İnsanlar ön yargılarıyla yorum yapar. Kendi travmalarıyla ilgili yorum yapar. Aslında söylenen söz kendisinin aynasıdır. Kendini ifade eder. Dolayısıyla lütfen sosyal medyadaki yorumların sizin psikolojinizi bozmasına izin vermeyin diye. Kitablarınızın şey böyle dizi falan olma ihtimali var mı? Çok ilginç bir soru sordunuz. Bunu sizle konuşmamıştık da şeytan evet. tüyüyle ilgili hemen hemen her ay bir yapımcı firma geliyor. Çünkü bu biraz daha aksiyon ve gerilim şöyle bir şey söyleyeceğim. Aksiyon Sadece yerine... arkasını okuduğum anda bundan dizi olur dedim. Evet. Kitabı ilk defa elime aldım. Ne olur evet. cehaletimi de hani e, şey mazur görün. Evet. E, şey bu ama ar arkaya okudum dedim ki bundan ne güzel dizi olur? Niye buna yapımcılar evet. gelmiş ki geliyorlarmış mı evet. zaten? Evet, evet, Görebiliriz evet. bence bunu değişik İnşallah. olur. İnşallah her şey olabilir. Evet değişik olur. Şimdi e, peki aldatmayı soracağım. Buyurun. Bir insan neden aldatır? Aldatmayı huy edinenler var. Bir de böyle hani gerçekten karşısına bir şey çık hayatı. O şekilde hani nasıl söyleyeyim çok seviyordur karısını vesaire sonra bir anda seneler sonra ben başkasına aşık oldum deyip o insanda kalıp bunun için eşinin eşinden boşanıp hani o yolda gidenler var. Bir de kronik halde ben eşimi çok seviyorum ama aldatıyorum diyenler var. Bu aldatma olayını biraz açalım mı? Erkeklerde aldatma olayının en büyük sebebi anne ile alakalıdır. Hı hı. Anne sevgisi eksik olduğunda ki bunu açıklayan röportajlarında bunu söyleyen çok fazla profil görüyoruz son yıllarda. Hı hı. Annemden sevgi alamadım ki gerçekten de böyle yaşamış, böyle bir travma yaşamış olabilir. Annemden alamadığım sevgiyi ben yüzlerce kadından hmm. almaya çalışıyorum, sevildiğimi, onaylandığımı hissetmeye çalışıyorum ve yetmiyor. Bakın büyük bir boşluk var, onun travma terapisi alması gerekiyor, tamamen psikolojik bir konu. Ama aldatmanın bir yönü daha var, hmm. o da şu. Normalde hiçbir zaman için aldatmayacak bir erkek profili düşünelim. Hatta bu konularda son derece beceriksiz bir adam olsun. Çünkü bu bir sanattır yani. Herkes flört edemez. Herkes flört edemez, herkes, herkes aldatamaz yapamaz. tabii. Herkes aldatamaz, bravo. Fakat bu adam evinde mutsuz olmaya başlıyor. Bu arada onu savunmak için değil, ben Keyz'e anlatıyorum, olayı anlatıyorum Hı -hı. tamamen şu anda karşımıza çıkan. Ve evinde o kadar mutsuz ki artık maskülen enerjiden çıkmış, artık kendini bir erkek gibi hissetmiyor. Hı -hı. Eşiyle birlikteyken tamamlanmış hissetmiyor. Belki o konuda yetersiz, kendisi de eşine hissettiremiyor, olabilir. Karşılıklı yani bu, olayı anlatalım dışarıda bir kadınla karşılaşıyor. Bakın bir erkeğin en büyük zaafı. Kadın diyor ki: "Ya sen çok başka bir adamsın. Umarım eşin bunun farkındadır ya." diyor. Hmm. "Umarım evde mutlusundur yani. Ben seninle evli olsam o ben dünyanın en şanslı kadınıydım." diyor. Adamın normalde aldatma için cesareti yok. Bakın birinci adım cesarettir aldatmada. İki risk alma kabiliyeti yok. Üçüncüsü ağzı laf yapmıyor. Ama öyle bir profil karşısına çıkıyor ki Adam kendini yeniden erkek gibi hissetmeye çalışıyor. Şimdi burada bunu yüceltmiyorum veya bunu doğru bulmuyorum. Olanı anlatıyorum. Altını bir çizeyim de çünkü ne demek haklı mı diyenler olacaktır. Hayır değil. Ama aldatmada bir de hiç bu konularda hani bu taraklarda bezi olmayıp yapanlar var. Bir patolojik olarak sürekli yapanlar var. Bir de evdeki huzuru kaçtıktan sonra ve sürekli eleştirilen, sürekli evde kötü konuşuyor. Ya sen de ne biçim erkeksin canım bir para kazanamıyorsun diyor mesela işi. Ben diyor seni diyor bir erkek olarak görmüyorum diyor eşi mesela böyle ağır cümleler söylüyor. Adam artık kendisini bir erkeğin, her erkeğin içgüdüsü bir erkek olarak hissetmek ve her erkek dünyada şunu hissetmek ister. Ben eşim tarafından da övülmek istiyorum. Gerçekten orada bana değer verdiğini hissetmek istiyorum. Bu duygu ortadan kaybolduğunda bazı erkekler beceriksiz olmasına rağmen kendini böyle bir işin içinde bulabiliyor. Onlar da anlamıyor bazen nasıl oldu bu olay? Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir taraf ona gel gel diyor böyle. Kendine doğru davet ediyor, onu çağırıyor. Bu olay daha da büyümeye başladı aldatma olayı. Çünkü bence en büyük sebebi e, dizilerde çok sıradanlaştırılması. Hı -hı. Toplumda bunun artık her alanda olduğunun algı olarak yaratılmış olması. Bu da etkili oldu. Yani geçmişte bu kadar vaka olduğunu biz görmüyorduk açıkçası. Doğru artık o şey maalesef ki diziler nedeniyle çok normalleştirildi. Normalleştirildi. Birçok kişi artık bunu sıradan görüyor. Ama bunun toplumun en kutsalı olan aile kurumu içinde riskli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bu şeye şok olmuştum ya. Bir oyun var böyle ismini vermeyeyim şimdi reklama giriyor. Böyle bir savaş oyunu ama online birçok insanın oynadığı bir oyun. Çok meşhur bir oyun bu. Ondan sonra insanlar giriyorlar bu da karakter olarak savaşıyorlar ama mesela atıyorum sizle biz aynı anda savaşıyoruz ya. İşte oyunda uçak var mesela. işte uçağa biniyoruz birlikte. Orada ses açıp birbirimize seslenebiliyoruz. Evet. Ve birlikte koloni halinde yarışıyoruz tamam evet. mı? Yani birlikteyiz. Evet. O oyundan o oyundan birini bulup biliyorsunuz iki tane eltimine aynı anda aynı adama mı kaçmıştı öyle bir şey olmuştu. Programlardan birinde <laughs> evet, görmüştüm. Evet, evet, hatırladım. Ya artık hani aldatmanın nirvana bir durumu. Yani oyunlarda bizim karşımıza çok çıkıyor. Hı, Hı İnanılmaz çıkıyor ama her ortamda var. Yani toplumun her aşamasında aldatmanın bu kadar sıradan hale getirilmesi aslında çok riskli. Çünkü hep şunu savunuyorum ben. Bu sosyal bir mesaj değil. Aile her şeyin temelidir. Ne demek istediğimi söyleyeyim. E, dünyada yazılmış çok satan bütün romanlarda, çok izlenen bütün filmlerde aslında konu döner dolaşır aileye gelir. Aileyle ilgili hikayeler izleriz biz. Hikayeler bizi etkiler. Mesela ben 14 yaşında Karamazov kardeşleri okuduğumda Dostoyevski'nin Dostoyevski, nin, Dostoyevski nin okuduğum ilk romanıydı. Ben hayatta yalnız olmadığımı hissettim. O yaştaki bir çocuk için çok önemli bir şey bu. Yani bir roman bana şunu gösterdi. Sen yalnız değilsin. Senin yaşadığını birçok kişi yaşıyor. Oradaki konu neydi? Aile. Bir baba ve onunla hiç anlaşamayan üç oğlu var. Şimdi buna benzer konular bize dokunur ama aile kavramı eğer sarsılmaya başlarsa toplum için çok tehlikeli. Onun için bu konuda önlemler alınmalı. Hı hı. Yani bir de toplumsal olarak böyle şeylere de bir şeyimiz var. Yani hani nasıl söyleyeyim bir merakımız da var. Yani hep böyle dizilere bakın en çok bunlar izlenir. Mesela işte Evet. Aşkı memnun ki çok önemli eserlerden bir tanesidir. Her şeyi değiştiren dizidir Buket Hanım. Evet yani. O bir mihenk taşıdır bu arada. Öyle bir nokta atışı yaptınız ki o dizi benim gördüğüm ve bugün hala reyting rekorları kırdığını hala. ben duyuyorum tekrarlarda. Hala tekrarı yayınlanıyor. Bu bir tesadüf değil rekoru. değil mi? Yani o diziden sonra zaten yeni bir furya başladı. Evet başladı. Yani bir şeyleri değiştirdi. Bir makas değişimi yarattı. Hı hı. Aslında çok dediğim gibi çok önemli... E, bir edebi de bir eserdir Kesinlikle. ama dizisinin çekilmesiyle birlikte birçok bir insan zaten kitabını falan okumamıştı. Bizim evet. ülkemizde kitap okuma oranı çok düşük, düşük olduğu için düşük. kitabını falan bilen yok. Hatta şey diyorlar. E, dizi çıktıktan sonra onun esprileri yapılıyor. Ya, Aa diyor aşkı memnu'yu kitap yapmışlar. Bilmiyor yani <laughs> hani kaç yıl önce yazılmış zaten. <laughs> hani nasıl bir eserden oradan dizi olmuş falan. Hani ama diziden sonra bambaşka bir boyut oldu. Zaten diziler de bambaşka, diziler de boyut atladı. Dizi çok, senaryoları da o dizinin çok. ardından. Talep öyleydi çünkü. Evet. Ve çünkü onlar onun talebe... ne kadar izlendiğini gördüler. Herkes gördü. Hala izleniyor ya. Hı -hı. İnanılmaz değil mi? Evet. Bugün hala izleniyor. Kitaplarla ilgili müsaade ederseniz bir şey söyleyeyim. Lütfen. Hani ben aslında yazar kimliğimle en çok anılmak isteyen Lütfen. birisiyim. Türkiye'de satılan 100 kitabın yapılan araştırmalara göre 82'sini kadınlar satın alıyor. Hı -hı. Bakın kadınlar... Kendini Mesela 50 geliştirmeye... maddede ilişkiler 39. baskıyı yapmış. Evet, 41'di geçen hafta 41 oldu çok 41. şükür. Elimde olmadığı için Harika. getiremedim. Ee, bu ilişkilerin el kitabı olarak anılıyor. 50 maddede ilişkiler ve ilişkiyle ilgili bütün temel bilgiler ve nasıl davranılması gerektiği. Ay, açtım çok iyi. Tam bunu soru olarak <laughs> soracağım bir şey geldi biliyor musunuz? Tam diyecektim ki eksen Next olur mu? <laughs> açtım anda eksen and Next olur mu geldi ya? Harika ama. Kalbimiz temiz. Valla bu kadar 22. olur. 22. bölüm. Eksen evet. next olur mu? Bence olmaz. Çok kısa bir bilgi verip oraya geçeyim Tabii, mi? Tabii lütfen. 100 kitaptan 82'sini kadınlar satın alıyor. Erkekler toplumumuzda okumaya çok meraklı değil. Erkekler satın alıyor bir kıza hediye etmek için. Doğru. <laughs> Şimdi bu trajikomik bir durum ama okuma biraz daha fazla merakını cezbetmemiz lazım eğitimde. Evet. Eksen next olur mu konusu, eğer saygısızlık olmadıysa, eğer çiftin arasında birbirine karşı saygısız cümleler, kötü bir kavga, geri dönülemeyecek bir tartışma olmadıysa olabilir. Fakat ben başka bir pencere açmak istiyorum. Benim genelde misyonum bu. Başka bir bakış açısı sunuyorum ben insanlara. Yani rutin şeyler anlatmayı sevmiyorum. Neden hayatımızda yeni adımlar atmaya hiçbir zaman cesaretimiz olmaz? Neden hayatımızda yeni bir adım atmak bizim için büyük bir başarı olmaz? Bu çok önemli bir şey. Eğer aynı insanla defalarca denediysek ben karşılaşıyorum. Karşıma geliyor böyle vakalar. Defalarca denedik. Ayrıl barış, ayrıl barış ama olmuyor. Başkasıyla olamam. Kimse beni mutlu edemez. Cümlesinin anlamı nedir? Biraz düşünmek için hani insanları burada sevk etmek istiyorum. Bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü bazen öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki mesela bir profilde çalıştığımızda bir danışanla ağlayarak gelir, çok üzgündür. Onu yeni bir ilişki, yeni bir hayatta yeni bir adıma adapte etmeye çalışırken 8 ay sonra o daha önce ağladığı kişinin adını hatırlamaz. Bakın unutamıyorum diyordu. Başka kimse beni mutlu edemez diyordu. 8 ay sonra bir dans kursunda tangoda biriyle tanışır, nişanlanır, evlenir. Aa Adil Bey neydi ya o adamın adı ben de hatırlamıyorum der. Bu neyi gö gösteriyor? Yeni adım atmak bizim için hayatımızda büyük bir olay. Ama kaç kişinin buna cesareti var? Genelde yok. Bizim toplumumuzda bir takılıp kalma olayı var, bir saplantı var yani. Evet, niye saplantılı bir toplumuz onu merak ediyorum ben. Çünkü fanatiksin. Mesela gerçekten bence e, Avrupa size. ülkelerindekiler böyle yok. değil. Nedenini size söyleyeyim. Ee, bunu biraz detaylı açıklamam gerekiyor. Biz bir şeye fanatik bağlanıyoruz. Bakın bir şeye diyorum. Bu bir ilişki olabilir. Bu bir futbol takımı olabilir. Bu bir siyasi, siyasi parti olabilir. Veya Parti, siyasetçi. Şuna inanabiliyor musunuz? Birebir yaşadığım olayı anlatayım. <laughs> Çünkü bunu açıklayacaktır. Seçim döneminde ben sosyal medyada inanılmaz hakaretler yedim. Seçimle benim ne ilgim var? Evet siyaset mezunuyum ama siyaset yapmıyorum ben. Hiç bilginiz olamaz. Neden tarafını belli etmiyorsun hocam? Neden kime oy verdiğini anlatmıyorsun? Sana yakışmadı diye bana binlerce mesaj geldi. Hayır, bunun ben yazanların hepsi CHP'lidir. Çünkü onlar <laughs> insanlara bu baskıyı yaparlar. Hemen Kılıçdaroğlu'na destekliyorum deseydiniz, Allah alkışlarlardı. Bakın, Allah ben ya? Buket Hanım birebir hayat gerçek olay. Ben her görüşten, her mezhepten, her inançtan insanla çalışıyorum. Benim işim bu. Aynen öyle. Benim işimin birinci etik kuralı yargılamamak ve beni hiç ilgilendirmiyor insanların siyasi görüşü. Ben buradan yaklaşamam. İletişimin, şimdi batı toplumu dediniz ya bir numaralı kuralı nedir biliyor musunuz orada? Şu, liyakat yaptığı işte ne kadar becerikli. İkincisi de davranış. Davranışlarında saygılı mı? Hiç kimse ortak kimlikten yola çıkmaz. Hiç kimse orada nerelisin diye sormaz. Hangi görüştesin diye sormaz. Hangi inançtasın diye sormaz. Der ki yaptığı işte iyi mi? ve saygılı bir insan mı? Bana saygılı mı? Gerisi beni ilgilendirmiyor çünkü onun bireysel tercihleri der. Cinsel tercih de bunun içindedir onu da sormaz kimse. Şimdi ben insanlara bu kadar geniş bir açıdan yaklaşırken bana bu kadar tepki gösterilmesi, partini açıkla hangi görüştesin? Tabii takip edenler de beni bir kodluyor. Diyor ki herhalde bizimle aynı görüşte öbürü diyor benimle aynı görüşte. Ya ben baskı yedim ve inatla da açıklamadım çünkü kimse ilgilendirmiyor. Hiç kimse ilgilendirmiyor. Bu nedir <laughs> fanatizm? Evet. Biz hep fanatikçe yaklaşıyoruz. Şimdi birisiyle bir ilişki yaşadığı zaman birisi buna fanatikçe yaklaşıyor. Hayır neden olmadı? Kendisini beceriksiz olarak görüyor ilişki olmadığı zaman. Bizim toplumumuzda hala boşanma bile başarısızlık olarak algılanıyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir saçmalık? Böyle bir şey olabilir mi? Boşanma bir ortaklıktır. Ortaklık yürümezse nasıl şirketlerde ortaklık ayrılığı var? Türk ticaret kanununda, Türk medeni hukukunda da boşanma var. Olmadı, ayrıldık. Aa, neden beceremedin? diyor. mesela bunu bir öyle beceriksiz, diyor, beceriksiz <laughs> Ya inanılmaz Sen bir şey bu. Sen evliliği becerememiş <laughs> kişi oluyorsun tabii. Peki, şunu sormak gerekiyor onlara. Yükseldim biraz yayında, kusura bakmayın. Hayır ama bunlar gerçekler yani, yani ana hatlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Çok mutsuz bir evlilikte insanlar becerikli mi? Değil da, Evliler... bence onlar daha beceriksiz ayrılamadıkları için. Onların mutsuz evliliğine devam etmesi onları mutlu birer birey yapıyor mu? Hayır. O evliliklerde büyüyen çocuklar mutlu mu? O çocuklar travmayla büyüdüğü zaman ileride partnerlerine güvenemiyor. Bunları düşünmüyoruz. Fanatizmden bir kere bir vazgeçmemiz lazım her konuda. Her görüşe belli bir açıdan yaklaşabilmek lazım. İlişki de böyle bir şey. Olmadı mesela birisiyle kız kendini suçluyor. Kadınlarda daha çok kendini suçlama özelliği var. Bunun sebebi kadınların duygusal beyni sağ tarafı çok kullanıyor olmaları. Yani bende bir şey eksik ben toparlayayım. Bakın ben toparlayayım, ben düzelteyim. Bir sebebi daha var yalnız. Benim karşılaştığım vakalarda %95 kadınlarda maalesef ülkemizde baba travması var. Hmm, evet. Babasından sağlıklı bir şekilde dengeli, sevgi, şefkat almış kadınların oranı benim çalıştıklarımda %5'ti. Ben istatistiklerime günü gününe bakarım. Ülkemizde genel anlamda düşük yani yazık ki. Şunun bile eğitime dahil edilmesi gerekiyor olabilir. Bakanlık bu konuda keşke bir çalışma yapsa. Herkes baba olacak nitelikte mi? Herkes anne olacak nitelikte mi? Bakın bunlar çok önemli çünkü çocuk büyütüyorsunuz. O çocuk mutlu olmadığı zaman daha sonra ilişkilerinde mutlu olamıyor. Çünkü terapi alma huyu da yok Türkiye'de bireylerin. Bunlar şimdi önemli konular değil mi? Önemli. Yani ana konular hani benim evet. için şunlara cevap vermek daha önemli. Bu adamı nasıl geri döndürürüm değil de bizim toplumumuzda niye bunlar oluyor? Bakın ben ana hatlarını anlatıyorum. Bir de şöyle sanki herkes çocuk yapmak zorundaymış gibi bir baskı da var ülkede. Evet. Herkes bu, bu arada şöyle. Çocuk muhteşem bir şey. Evet. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin. Ne, böyle bayılıyorum 2-3-4 çocuklu aileler gördüğüm zaman. Gerçekten harika geliyor bana. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar hani sırf çocuk yapmak için böyle evlen çocuk yap. Evlen evet. çocuk yap. Sonra ikinci çocuk. Sonra, sonra üçüncü ne zaman? Sonra istemedikleri insanlarla Hı. evlenip çocuk yapıyorlar. Evet. Sonra boşanıyorlar. Evet. Ve sonra o çocuklar iyice zebizliği anlıyor. Evet. Yani... Boşanın herkesin çocuğu uzayabileceği ne oluyor anlamında söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Tabii bazıları. Ama sadece çocuk yapma amacı taşıyarak evlilik yapmak çok yanlış bir şey. Evet. Ya herkesin de çocuğu olmak zorunda değil. Evet. Düzgün bakabileceksen, iyi bir şekilde büyütebileceksen, karı koca sevgi ilişkisi içerisinde o çocuğa düzgün bir eğitim, düzgün bir e, olanaklar sunabileceksen çocuğun olsun ya. 2022 senesinde geçtiğimiz yıl benim birebir tanışıklığım olan veya geçmişte çalışmış olduğum çok mutlu evliliği olan ben 200 çiftle görüştüm. Bizzat 200 çiftle görüştüm ve bunun sırrı nedir bunu anlamak istedim. Benim derdim bu. Hani dedim ya insanların aşk hayatına hizmet ediyorum ben. <laughs> Benim misyonum bu. Bakın çok ilginç bir şey çıktı. Ortak söyledikleri bir konu vardı. Hiç kimseyi karıştırmadık. Ne düğüne karıştırdık şimdi düğün mevsimi. Tabi anneler. Bakın şimdi düğün mevsimi. Kayınvalideler online. <laughs> Masraflardan boşanan çok insan var. Kredi çeken çok insan var. El alem ne der diyerek gösterişli düğün yapmaya çalışan çok insan var. Kayın Kayın nikahınıza oturun mutlu olun ya. Hiç kimseyi karıştırmadık dedi bu çiftler bana mutlu çiftler. Dedik ki anne baba bizim paramıza göre biz bir şeyler yapacağız. Lütfen karışmayın. Ama devamı da var. Evlilikte de sorunlarımızı da karıştırmadık. Ve onların fikirlerine dedik ki lütfen karışmayın. İhtiyacımız olursa size sorarız. Bu çiftler mutlu. Şimdi bu bir tesadüf mü? Hayır. Doğru. Nokta. Herkesten fikir alanların evet. sonu da ortada. Evet. Çok kısa bir ara için izninizi rica ediyorum. Rica bu aranın ardından yaklaşık 4-5 dakika sonra buradayız devam edeceğiz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi bir şey soracağım. Kadın ve erkek yakın arkadaş olur mu? Şimdi birçok erkek şey diyor kadın ve erkekten yakın arkadaş olmaz. Doğru mu bu? Daha İlla önce, bir aşk doğar mı yani? Daha önce bir ilişki yaşamış mı olsunlar, yoksa değil mi? Hayır hiç ilişki yaşamamış. Gayet güzel arkadaş olurlar. Benim Hı -hı. çok çok değer verdiğim arkadaşlarım. Benim var. de çok sevdiğim dostlarım var erkek. O kadar besleniyorum ki ben kadınlardan. Bana o kadar çok şey kattılar ki çocukluğumdan beri muazzam vizyon katıyor kadınlarla olmak. Bakın söyleyeyim. Ben her erkeğe kadınlarla arkadaşlık yapmasını tavsiye ederim. Hem de yoğun olarak. Bizim erkekler arasındaki muhabbet çok sığ çok vizyon ya değil futbol mi? ya futbol konuşulur ya arabalar ya maddiyat çok sığ. Bir de bizim erkekler arasında bilgi alışverişi yok biliyor musunuz? Ya mesela erkek güzel bir film izlesin erkek arkadaşlarıyla paylaşmaz. Ya bir film vardı izledim abi karıştırma der. Kadınlar öyle değil. Kadınlar tam bir böyle teşkilat gibi bilgi paylaşıyorlar evet. ve birbirlerini mükemmel besliyorlar. Ben kadınlardan çok besleniyorum. Bana çok şey kattılar iş hayatımda daha önce çalıştığım yerlerde ben özel sektörde de çalıştım İtalya'da birçok şirkette Birleşmiş Milletler'de çalıştım benim müdürüm kadındı ve çok şey öğrendim ondan ve sertti de çok sert bir kadındı ama bana her şeyi öğretti bilgi bana doğru akıyordu Tabii. bilgi paylaşmayı da seviyordu ben kadınların çok besleyici olduklarını düşünüyorum estetik anlamda çok besleniyorum vizyon anlamında çok iyi arkadaş olunur söyleyeyim İlla ilişkiye gitmek zorunda mı kesinlikle değil. Ve birçok erkek burada bir sır da vereyim erkek dünyasından. Bazen bir şey hisseder arkadaşına karşı ama der ki hocam o kadar iyi arkadaşız ki Bozulmasın ben bunu bozamam. Diye söylemiyorum. Ben bunu bozamam. Çok iyi arkadaşız. Biliyorum ki ilişki olmayacak beklediğimiz gibi ama o arkadaşlığı da kaybedeceğiz. Ya çok güzel. Oraya dönüş olmuyor biliyor musunuz? Tabii olmaz. O enerji kaybolduğu zaman oraya dönüş olmuyor olmaz bence de yani hani ilişkisi olmuş insanlardan arkadaş zaten bence çıkmaz yani. yani. Aa, dediğim gibi arkadaşsanız arkadaş kalın. Bozmayın arkadaşlığınızı. Bir erkeğin bir kadını sevdiğini nasıl anlarız? Biz çok görseliz Buket Hanım. Biz <laughs> görmek isteriz. Sürekli <laughs> görmek isteriz ama. <laughs> hani Türk filmlerinde benim çok sevdiğim bir sahne var. Gece yarısı adam gider, arabasını park eder, aşağıdan bağırır ya da cama ufak bir taş atar falan değil mi? Harika bir metafor. Gerçeği anlatıyor. Biz görmek isteriz. Mesafeler geçersizdir. Kıtaları aşarız yani. Amerika'da olsun benim sevdiğim kadın ben Amerika'dayım yarın sabah. Yapacak hiçbir şey yok duramam ki. Hı hı. Çünkü zaten nadir duyguya girebilen varlıklarız. Evet doğru. <laughs> Şimdi biz nadir duyguya girdiğimiz için bizim için bu pırlanta değerinde. Yani kıtalar fark etmez, mesafe fark etmez. Bunu her zaman ben söylerim danışanlarıma. Eğer adam seninle görüşmeleri sürekli erteliyorsa burada bir sevgi bekleme. Kadınlar şu iki duyguyu çok karıştırıyorlar. Sevgi ve arzu. Bu ikisi çok farklı. Hı hı. Bir erkek arzulayabilir ama sevgi çok başka bir şey. Dışarıda görüşmek ister sevdiği zaman. Filme gitmek ister, sinemaya gitmek ister. Şimdi yaz mesela açık hava sinemasına gitmek ister. Hı hı. Der ki hadi bir sahile gidelim birlikte bir çay içelim der. Yürüyelim. Yürüyelim der. Yani görmek, birlikte vakit geçirmek ama başka türlü olduğu zaman sadece arzu. Bu sevgi değil. Hı hı hı. Peki e, erkek ve kadının aşka bakışında başka nasıl farklılıklar var? Kadınlar duygusal yaklaştıkları için daha ilk tanışmadan itibaren kadınlar için pembe panjurlu ev metaforu çok doğru bir metafor. Kadın hemen kafasında kodlamaya başlar. Bakın ben bugüne kadar yaptığım işlerdeki yaklaşık 15 bine yakın kadınla çalışmışım ciddi bir rakam. Kendimde en büyük mutluluğu tatmini bu işte bulmamın sebebi ne biliyor musunuz? Ben birçok kadına birlikte olduğu adamın aslında onun hayal ettiği kişi olmadığını gösterdim. Hmm. Çünkü en yakınındaki kişiler ona objektif değildi. Hmm. Anne babası ona objektif değildi. Kendisi hiç objektif değildi. Hayal gücünün esiri olmuştu. Onu öyle olduğunu zannediyor o kişinin, Başka değil türlü mi? konumlamıştı onu, o hmm. kişiyi. Hmm. Ve hmm. aslında o adamın onun hayal ettiği kişi olmadığını... Hmm. ...ve onun ruhunu, onun davranış biçimini çıplak bir şekilde... Hmm. ...üniversite diplomalarından aldığı eğitimlerden bağımsız olarak çünkü bunlar hiçbir şey göstermez. Hı hı. O kişinin kendi ruh özünü ona gösterdiğim için bu kadar kadın beni takip ediyor ve işte bu programa kadar gelebiliyorum. Hı hı. Çünkü gerçekleri ne kadar acı olsa da kabul etmesini sağladım birçok kişinin ve onu mutlu edebilecek diğer kişiye de aslında bir şans vermesini sağladım. Bak bu kişi senin için doğru olabilir. Lütfen artık bu saplantıdan kurtul da bu kişiye bir şans ver. Bana her zaman şöyle mesajlar gelir. Güzel bir evliliğim var. Allah razı olsun. Sizin sayenizde bu benim için yeter. Bunun maddi bir karşılığı yok ki. Doğru çok özel. E bir çok şey. çok özel bir şey. İnsanların hayatına dokunmaktan daha spiritüel, daha ruhsal anlamda derin bir konu yok ki. Hayatta tespit edilmiş başka bir keşif yok yani. Peki flört etme sanatı çok enteresan. İşte böyle resmen hani flört etmek nasıl olur bunu anlatmışsınız. Flört etmeyi bilmiyor muyuz ki biz? Bizim toplumumuzda Flört bilinen bir tabir değil, ilişkiyle arasındaki fark bilinmiyor. Şöyle çok kısaca bir üstünü çizelim. Hı hı. Flört tanışma evresindeki karşılıklı şakalaşmalar beğenisini dolaylı yoldan yani karşısına alıp da seni seviyorum diyerek değil. Hı. Esprilerle, ona yaptığın tekliflerle hadi hı. birlikte şuraya gidelim veya bir takım işte onu kızdıracak manipüle edecek şakalarla aslında... Ama saygı çerçevesinde hı hı. ilgimizi ortaya koyduğumuz süreç bu ilk üç aydır. Hı hı. Bazen flört 6 aya kadar uzayabilir. Çünkü iki tarafta çok keyif alıyordur ve bunun adını koymak istemiyordur. Biz çok sonuç odaklı bir toplumuz Buket Hanım. Evet hemen Biz hemen hemen Süreç odaklı dönsün. bir toplum değiliz. İlişkiye döndükten sonra hemen evleniyorsak evlenelim, ayrılıyorsak ayrılalım falan. Sonuç. Hep evet. sonuç. Sonuç ne bana onu söyle deriz ya. Sonucu söyle. Hayır süreç çok önemli. Hayatta hiçbir başarı o kadar önemli değil. O başarıya giden o yol var ya, o yol arkadaşlığı, o çok önemli. O yolda tanıştığımız insanlar çok önemli. Ben hep buna inanırım. Flört, tanışma sürecidir. Ve iki tarafında birbirine biz ne olacağız? E hadi ne olacaksak olalım. E hadi aileler tanışsın demediği, birbirini tanımaya çalıştığı bir süreçtir. Biz de ilişkileri başlatmak zor olduğu için biriyle tanışmakta zorlanıyoruz genelde. Neden? Kadınlar diyor ki ilk adımı o atsın. Erkek diyor ki o atsın ben bir sinyal görmek istiyorum birçok erkek pozitif sinyal almadan adım atmaz. Ya niye özgüvensizler bence erkekler? <laughs> ya. vay. da yani bu içinizden bu koptu bu arada? Evet özgüvensizler yani ben sinyal görürüm öyle adım at... ya nasıl bir özgüvensizsin yani o zaman 100 yıl bekle kadın sinyal niye versin sana yani? <laughs> Bazı erkeklerde var bu sıkıntı. adım atamıyor. <laughs> İlk adımı nasıl atarız diye bana çok talep geldiği için ben bu kitabı yazdım ve flört kavramı üzerine de yazılmış şu an Türkiye'de ortada olan en kapsamlı kitap çünkü formül verdim. Bak. Salda bunu yaparsın. İşte bir kafede tanıştın bunu yaparsın. Yani kafede ne yapacak mesela? Ortamları yazdım birebir olarak. <laughs> i̇şte yakınına gitmek, birlikte bir şeyler içmeyi teklif etmek, bir sohbet etmek, ortak bir şey bulmak, onun arkadaşlarıyla sohbet etmek. Mesela bir erkekler için en zoru şudur. 4-5 kız olduğu zaman şimdi yaz, yaz mevsimindeyiz ya orada beğendiği bir kızla sohbet etmek erkeği çok zorlar. Çünkü 4-5 kız olduğu zaman nasıl yaklaşırım abi? Evet o zor bir şey. Nasıl sohbet ederiz abi falan. Bütün formülleri yazdım. Kitapta çok detaylı. Bir de şöyle erkekleri bence şu yanıltıyor. Şimdi şöyle bir şey var ya. Şimdi mesela 4 kadın oturuyorsunuz şimdi tamam mı? Karşıdan böyle biri birisi bir tanesine bakıyor mesela. Kızlar arası sohbet genelde şöyle geçiyor. Ay gördün mü bana bakıyor falan tamam mı? Ama hani beğenmiş olduğu anlamına gelmiyor evet. onu orada göstermesi. Hani o anda seninle dalga geçiyor olabilirler yani onlar kendi aralarında doğru zor bir şey. Şimdi az önce Özgür erkekleri ama... en çok zorlayan budur. Evet. Birebir de değil bakın. Şimdi yazlık mekanlarda 4-5 kız tatile çıkıyorlar evet, ya evet, o çok, çok zorlayıcı bir şey. bir şey. Orada da erkeklere şifa olacak bir formül verdim. Kitaptaki sırları açıklamayayım. Vay, tamam. Flört Etme Sanatı kitabında sırlar var. Anladım ben şimdi. Peki, e evet. Ha. Uzak mesafe ilişkisi sağlıklı mı? Son derece sağlıklı. Son derece sağlıklı yeter ki birbirlerini belli bir rutinde, belli bir düzende görsünler. Hı -hı. Yani 6 yıldır görüşmüyoruz diye bir şey kabul edilemez. Tabii. Ama uzak mesafe ilişkisi aslında aşkı en çok ayakta tutan konunun e, bir numaralı motorudur. O da nedir? Özlem. Özlemi ortaya çıkartır. Hı -hı. Yoksa normalde sürekli birlikte vakit geçiren çiftlerin ben çok sağlıklı bir ilişki yaşadıklarını düşünmüyorum. Hı -hı. Ben çiftlere her zaman şunu tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Bağımsız hobileriniz olsun. Bağımsız bir bireysel alan yaratın. Uzak mesafe ilişkisi mesela şöyle bir örnek verelim. Ankara-İzmir ilişkisi diyelim mesela, hı hı. uzak mesafe ilişkisi. Ama iki haftada bir görüşebilirler rahatlıkla bir uçakla Tabii. görüşürler. Haftada bir bile görüşürler. Haftada bir görüşebilirler. Minimum ayda iki görüşme şarttır. Yüz yüze görüşmeden bahsediyorum. Ne kameralarla görüşme o kadar sağlıklıdır benim için. Ben insanların yan yana birbirinin titreşimini ve enerji alanını almasına çok önem veriyorum. Hı hı. Aksi takdirde bir şeyler eksik. Mesela atıyorum 15 günde bir geldi, 3-4 gün kaldı gitti gibi evet. o, olur mu o zaman? Son derece güzel bir ilişki Hı -hı. olur bakın. Birbirinizi çok sık özlersiniz ve daha da önemlisi bir ilişkinin sağlam olduğunu gösteren şudur. Ben ondan uzak kaldığım zaman çok özlüyorum hocam ya bana böyle derler. Hı -hı. Çok özlüyorum işte seviyorsun bu aşk. Hele bir erkekten bunu duyuyorsak o kadını kesinlikle çok seviyordur. Hı -hı. Çünkü biz en çok biraz uzak kaldığımızda duygularımızı anlıyoruz. Yani Kadınlar birlikte yani... vakit geçirmeyi seviyor, dokunsal. Hı hı. hani o iletişim olsun birebir olarak erkekler biraz uzak kalayım erkekler şu cümle yok mu beni bir sal ya beni bir, bir rahat bırak bunu şunu demeye çalışıyor aslında üslubu doğru değil adamın ama şunu söylüyor erkeksi içgüdü biraz kendi halime kalayım da duygularımdan emin olayım çünkü hı. biz yalnızlıkta biraz emin olabiliyoruz bizim mekanizma öyle çalışıyor ben erkek miyim acaba <laughs> <laughs> Canlı yayında muazzam bir analiz Ay, geliyor. Sinirim bozuldu <laughs> çünkü şöyle mesela ben de öyleyimdir yani sürekli dip dibeyken bir kere bir bunalırım zaten. Bir mesafe isterim yani. yani özel hayatıma müdahale ediliyormuş gibi geliyor bana garip bir şekilde. Peki bir şey sorabilir miyim burada? Seansımız hazır başlamışken. Evet, seansımız mesela günde 20 defa arayan, sürekli arayan bir erkek hoşunuza gider mi? O çok aranmayı sevmem ben çok aranmayı Günde sevmem. Günde 2-3. Evet o kadar yani çok sürekli 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 sürekli. Bütün ilginin sizde olması ve sürekli varlığını hissettirmesi rahatsız edici bir şey mi? Ya şöyle. Gün içinde ya bu adamın hiç işi yok mu ya sürekli beni arıyor diye sorar mısın? Sorarım evet. Değil mi? Birçok kadın bunu sormuyor. Birçok kadın bir adamın günde 500 defa niye aradığını sormuyor. Bu adamın bir işi yok mu diye sormuyor. Ve bu. hani ben aramam da karşı tarafı öyle Anladım gayet iyi sürekli. anladım. Aslında. Yani, bu sağlıklı bir ilişki. Ha, yani hani çünkü benim de kendi işlerim var. Ben de onu halletmek istiyorum. Ve sürekli bir insanı aramanın da kendimden yola çıkarak onu bunaltacağını evet. düşünüyorum. Evet ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Her erkeğin duymak istediği cümleler. Ama bazı kadınlar sürekli arıyorlar. Beni sürekli arasın. Gibi. Lütfen hocam ben kendimi bebek gibi hissetmek istiyorum. Bütün ilgi bende olsun. ...sürekli ilgisi alakası bende olsun dedikleri için... ...bir yere bağlayacağım bunu, müsaade ederseniz. Buyur. Aşırı ilgi gösteren, ilişkinin başında günde 7 bin defa arayan... ...16 bin mesaj atan... Adamın onu sevdiğini düşünüyor çünkü o ilgiye karşılık veriyor bu adam. Sonra bu adamın bu ilgisi maksimum 3 hafta sürer. 21 evet. gün hiç değişmez. Hep böyledir. 21 gün, 1 3 hafta ya da 1 ay sürer. Bu adam ortadan kaybolunca da şaşırıyor. Hangi erkek yıllar ve aylar boyunca günde 7000 defa arayabilir? Böyle bir erkek robot olabilir. Hani belki üretmişlerdir böyle bir robot. Ama bir erkek bunu yapamaz. Ve ilişkinin başında bu kadar ilgi gösteriyorsa bu sağlıklı değil. Bu adamın maske taktığını gösterir. Böyle bilgi devam edemez ki, sağlıklı değil. Doğru. Ve gerçekten seven bir erkek tam tersine, ilk başta çok mesafelidir. İlk bir ay, tanımaya çalışır çünkü hı hı. ve o büyük aşkı da göstermemeye çalışır. Biz çok aşık olduğumuz zaman saklıyoruz, biliyor musunuz? Hı. Çok aşık olan bir erkek biraz bunu kendi içinde yaşamaya çalışır. Çok kolay bir şekilde ben aşığım diyen bir erkek aşık değildir. Aa, zaten anne, birinci gün birbirlerine aşklarını Tabii. ilan ediyorlar. Bir hafta sonra yoklar. iki Tabii. hafta sonra özellikle ünlüler camiasında çok fazla var. İki hmm. hafta sonra o onunkiyle o onunkiyle el ele çıkmış. Öbürü öbürüyle el ele çıkmış. Evet. Ne o, ne yaptıkları vallahi belli değil ya. Ünlüler camiası evet. Şimdi artık evet. şimdi yeni bir moda daha var. Boşandıktan sonra da el ele herkes. Aa, e ona ne diyorsunuz? <laughs> ya Boşanmaya el ele niye gelinir? Boşandıktan sonra bir çift birbirinin ya bu kadar savunur. Ben bunu bir madalyon olarak görüyorum. Bir aydınlık yüzü var, hoşuma giden bir tarafı var. O da şu, boşanma kavramının gayet medeni bir şey olduğunu topluma göstermesi güzel. Üstelik bu insanların bir çoğunluğu da. Tabii rol topla model... tüfekle gidilmemesi ha. açısından hoş bir şey. Ya boşanma olabiliyor. Bak bizim dostumuz devam ediyor. Bu güzel bir algı. Madalyonu bir çevireyim ben. Her madalyonun bir karanlık yüzü var, değil mi? Ayın evet. karanlık yüzü. Şöyle var. Acaba kameralar karşısında böyle ama gerçekten nasıl? Bir de bunu hep merak ederim ben. Gerçekte nasıl o durum? Yani kapalı kapılar arkasında birbirlerine saygı maksimumsa ben varım. Çünkü şey, resim çektirirken verilen pozlar samimi olmalı benim için. Bu çok önemli. <laughs> o samimiyete bakıyorum ben. Anladım. Bu böyle mi değil mi tabii biz bunu bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Aynen öyle. Evlerin içine girmemiz lazım o da Mümkün değil peki zeka mı önemli erkekler için güzellik mi önemli ama bunu şimdi ilk aşamada bence erkekler görsel varlıklar dediniz ya tabii ki güzellik önemli yani ilk bir bakıyor böyle çık 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 beynine böyle bir sinyaller gidiyor herhalde ama hani sonrası için mesela bir kadın çok güzel ya diyelim erkek evet. için sürekli o kadın aynı güzellik seviyesinde mi o beynine giden dalgalar? Adriana Lima bile aldatıldı ve falan diyeyim ben Şakira buradan. da aldatıldı. Evet. Ya Şakira benim nezdimde çok güzel bir kadın olmadığı için ona bir şey demiyorum ama Adriana Cevap Lima çok oldu. güzel olduğu dönemde... Ama Şakira şimdi beni mi burada <laughs> Erkeklerin, biz erkekler böyle otururken hani erkek arkadaşlarla ben zekaya bakarım der bir erkek ve biz yarım saat masada güleriz. Hiç kimse buna inanmaz. Bugün herhangi bir erkek abi ben zekaya bakıyorum desin ben yine gülerim. Gerçekte bakıyor olabilir ama bize inandırıcı değildir. Erkekler görsel, biz görseliz. <laughs> Güzellik çok önemli. Fakat, bir fakat var burada. Birçok erkeğin 35-40 yaşına gelince ve gerçekten çapkın bir hayatı olduysa, yani çok deneyimi olduysa, kadındaki zekaya yoğun olarak bakmaya çalıştığını ben görüyorum. <laughs> Demek ki bizim aklımız başımıza 35 sonrası geliyor. <laughs> evet doğru. Yani bir erkeğin olgunlaşması 30-35, ben 25 yaşında bir erkeğin olgun olduğuna asla inanmam. Mümkün değil. Hayat buna izin vermez. 25 yaş öncesi kesinlikle ergenliktir. Bakın 18 değil, 25. <laughs> 25 öncesi insanlar ergen. Hepimiz ergen. Ben de pedagojik formasyon aldım. Evet. Edebiyat mezunuyum. Ondan sonra orada da biliyorsunuz o yüksek lisans olarak geçiyor ama şey de evet. var ya pedagoji de öğretiyorlar. Tabii, tabii. İkinci ergenlik 25 yaşında tamamlanıyor. Tabii. 25 yaşına kadar kusura bakmayın ergensiniz. Ona e, bakın. Hepimiz öyleydik. Evet. Kesinlikle. Bu bir gerçek. Biz 35'te biraz değişmeye başlıyoruz birçok erkek. Hayat deneyimi alan, çok fazla rüzgar yemiş öyle Hı. diyorum ben. Çok fazla hayattan dayak yemiş, boks yapmış adamların da daha çabuk olgunlaştığını görüyorum. Şeye çok üzülüyorum mesela, öyle profiller görüyorum erkeklerden konuşurken söyleyeyim. Bütün problemlerini annesi babası çözmüş, her şeyi etrafında kol kanat germişler. O adamların 40 yaşından sonra büyük bunalımlar, büyük depresyonlar yaşadığını görüyorum. Bir erkekte de en önemli bakılması gereken kadınlara buradan naçizane bir kapı açayım yani. Bu adam kendi başına hayatında ne kadar şey başarmış. Buna baktığınız zaman ilişkinizin ne kadar sağlam olabileceğini aşağı yukarı anlarsınız. Üstelik böyle adamlar ailesini ve çevresindekileri ilişkilere karıştırmaz. Zaten yalnız büyümüş. Kimi karıştıracak ki? Adam hep yalnız büyümüş. Böyle Doğru. profiller ki biz bunlara alfa deriz. Mesela dünyadaki en büyük temsilcisi bunu bir numaralı akla gelen James Bond'tur. James Bond filmlerinde hep bu karakter ön plandadır. Kimsesi yok. Kendi başına ve kadınları bu yönüyle etkiliyor. Abi de çok flörtözdür o. <laughs> Kitabımı okumuş olabilir muhtemelen. Evet, o yüzden bence. <laughs> Peki ben size bir şey soracağım. Adil evet. Bey siz evli misiniz? Evet, beklediğim sorular şu an en güzel yerde geliyor. Evet. <laughs> Hayır, evli değilim. Evli değilsiniz. Peki şu anda hani şimdi ilişkiniz var mı desem çok özel hayatınıza girmiş olacağım ama şöyle sormak istiyorum size. Buyurun. Yani ilişki Sağlıklı ilişki kurabiliyor musunuz bu bilgilerle? Böyle olsam kuramam. Kadın gördüm, hmm, eli böyle yaptı, kolunu böyle yaptı. Şöyle davrandı falan, not alıyor falan böyle. Şey ki, canım ne yapıyorsun falan. Yok bir şey, bir şey yazıyorum, aklıma bir şey geldi de falan. <laughs> böyle mi yani? En çok bana sorulan, merak edilen konulardan bir tanesi işim bu olduğu için. evet Tabii ki bir mesleki deformasyon var. Hı hı. Çok analiz eden bir tarafım var. Ama yok, sağlıklı ilişki kurabiliyorum çok şükür. O konuda bir sıkıntı yaşamıyorum. Hı hı. İlişkilerimde de son derece soğukkanlı biriyim. Taktik uygulamam kendim. Ama o kadar Hep çok taktik, taktik veriyorsunuz ki mesela sizin karşınızdaki kadın mesela benim bir yakın bir kız arkadaşım beni arası desek ki aa işte ben Adi Yıldırım'la işte görüşmeye başladım yemek yiyeceğiz. Kızım dikkat et şöyle yap böyle yap üç, dört tane video atarım falan bak bak bunları söylüyor falan diye. <laughs> yani insan ister istemez bir gardını alır ya size karşı. Ben daha çok mağdur oluyorum ama. Benim taktiklerimi bana uyguluyorlar. He. ama siz yemezsiniz <laughs> o taktikleri ya. ya. Benim hoşuma gidiyor. Ama i̇çinizden gülüyorsunuz tabii, tabii, yani. Tabii tabii hoşuma gidiyor karşıma çıkması. Enteresan. Peki şöyle ilişkilerde erkek ve kadınların en zayıf noktası ne? Kadınların en zayıf noktaları sabırsızlık. Hı hı. Çok sabırsızlar. Hocam mesajıma cevap vermedi iki saat oldu. Hocam işte bu adam dün akşam beni aramadı iki gündür tanıyorum ama ben ayrılacağım. Yani hep bir hızlandırma telaşı var. Hı hı. Erkeklerin en zayıf noktası da şu: birçok erkek ne istediğini bilmiyor. Hayattan ne istediğini bilmiyor. Günümüzde kafalar çok karışık, çok fazla uyaran var. Sosyal medyada kafamızı karıştırıyor ve sosyal medya biz erkeklere büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Nedenini söyleyeyim Birçok erkek çok alternatif olduğunu düşünüyor çünkü birçok mesaj alıyor sosyal medyadan tabii. talep alıyor hadi bir kahve içelim bir tanışalım bu talepler iyi ilişkisi olan erkeklerin de kafasını karıştırıyor oysa çok güzel ilişkisi var sahip çıkması lazım hayır bir de var ya çok komik şeyler oluyor şimdi gidiyorlar bu kızlarla görüşmeye kızlar tabi e, o şeylerden e, photoshoplardan Photoshoplardan oynamış oynamış fotoğraflar karşısındakini görüyor ay bu ne diyor benim sevgilim bundan <laughs> bin kat iyi diyor sonra bir de sevgisi yakalıyor onunla yazışıp konuştuğunu bir de ilişkisinden oluyor onu da kaybediyor bu açgözlülüktür e, bir de burada ufak bir ...yapayım. Bizim insanlarla yaşadığımız duygular parmak izi gibidir. Benzeri yoktur. Mesela daha mutlu olacağım bir ilişki diye bir tanıma ben inanmam. Yıllar içinde hiç şahit olmadım. Başka türlü bir mutluluk verebilir bize bir ilişki. Başka bir frekansı vardır. Ama o insanla yaşadığımız mutluluğu, daha önceki sevgilimizle yaşadığımız o mesela gün batımını izlerken yaşadığımız romantizmi başkasıyla yaşayamayız. Bakın başka türlü bir mutluluk yaşayabiliriz. Ama eğer değerini bilmezsek o duygunun benzerini yaşayamayız. Başka türlüsünü yaşarız. Hı hı. Şimdi insanlarla yaşadığımız mutluluklar onlarla kodlanmıştır, heyecanlar onlarla kodlanmıştır. Onlara ait bir ilişkidir o. Onunla yaşayabildiğim bir ilişkidir. Dolayısıyla ben evet mutluyum ama daha iyisini arıyorum diyenlere sesleniyorum. Daha iyisi diye bir şey yok. Hı hı. Farklı bir duygu bulabilirsin, yine mutlu olabilirsin. Ama onunla yaşadığın mutluluk hep orada kalacak. Dolayısıyla o duygunun aynısını bulamazsın. Bu parmak izi gibi benzersiz bir şey. Ya bir ilişkideyken sürekli arayış içinde olmak da çok hastalıklı bir şey değil mi ya? Yani hani bir ilişkin var onun tadını çıkar. Yani niye mesela sürekli bir şey arıyorsun? Bu hem bir tatminsizlik... Hı hı. Hem bir özenti bir davranış çünkü hı hı. erkeklerde şu var arkadaşlarım çok çapkın evet benim güzel ilişkim var ama ben de çapkınlık yapabilirim ben de kendimi kanıtlamak istiyorum bak kızlar beni de beğeniyor diyerek çapkınlık yapan çok erkek tanıyorum ben adamın içinden gelmiyor aslında ama çevresinde o kadar kötü bir e, örnek var ki sürekli çapkınlık yapan arkadaşlarına özeniyor bak bu bile bir sebeptir bir erkek için kendini kanıtlama eğer ihtiyacı varsa bir erkeğin her şeyi yapabilir. Kocalarınızı, sevgililerinizi arkadaşlarıyla görüştürmüyorsunuz. Arkadaş Hepsiyle arasını bozuyorsunuz tek tek. Arkadaş çevresi çok önemli söyleyeyim. Ben size rakip olup taktikler vermeye başlamışım <laughs> YouTube'da. Şimdi kızlar gelin olur. toplanın falan. Çok renkli olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, he, Telepati yönteminiz var bir de sizin, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Onu bir anlatabilir misiniz? O vid o videolar çok izleniyor. Hı -hı. Onu Hı -hı. görüyorum. Nedir şimdi? Telepatiyle biz araştıracak mıyız mesela karşı? Yöntem dönün? benim yöntemim değil. Hı -hı. Bu nörobilimin ortaya koyduğu, özellikle Dispenza'nın bunu çok bahsettiği bir yöntem. Ben Türkiye'de anlattım. Şöyle bir şey onu dürüstçe söyleyeyim. Enerji ve frekans bu yüzyılın konusu. Daha iyi adımlar atılıyor ama bundan sonra sadece bunu konuşacağız. Tıp alemi bile şu anda bunu konuşuyor. Çin'de mesela ilaçsız hastaneler açtılar. Sadece bu enerjiyle iyileştirmeye çalışan. Şunu anlatayım. Bir insanla ilgili bir sahne hayal etmemiz gerekiyor. Eğer tanıdığımız bir insansa bu sahneyi birebir yaşanmış gibi kağıda yazmamız gerekiyor. Kağıda yazıyoruz bunu. Sayfalarca sürebilir. Ama oradaki duyguya erişmemiz çok önemli. Yani onunla eğer bugün İstanbul'da bir kafede karşılaşsaydık Karşılaşmış olduğumuzu hayal edelim ve orada yaşayabileceğimiz duyguları içimizde bir hissedelim. Hı hı. Gözlerimizi kapatarak. Bunu en azından bir 20 dakika yapmalarını tavsiye ediyorum. Birebir bütün detaylar çok önemli. Karşılaştık. Çok doluydu mekan, çok kalabalıktı. Zar zor yer bulduk. Üstelik gittiğimizde örnek veriyorum, rezervasyonumuz da yoktu ama oturduk. Şunu sipariş ettik. Konuştuk. Uzun zaman sonra karşılıklı gelmek çok bizi mutlu etti gibi. O görüşmeyi diyorum birebir yaşayın. Ve lütfen bunu yazın kağıda dökün. Ama geçmiş zamanı kullanın. Gelecek değil. Çünkü aslında gelecek bizim tasarımlarımızla ve vizyonlamayla oluşan bize doğru gelen bir şimdi hali. Bilinç altında, nöroloji şunu ortaya koyuyor. Bilinç altında gelecek diye bir şey yok. Geçmiş de yok. Sadece şimdi var. Bütün anılar veya gelecekle ilgili bütün tasvirler aslında şu anda yaşanmış gibi bize heyecan verebilir. Demek ki biz o anı yaşıyoruz. Aslında bilinçaltında sürekli bir zaman makinesindeyiz. Gidip geliyoruz bunun farkında değiliz. Çünkü bilinçli halimize teslim oluyoruz. Bu tasarımı yaptığınız zaman çok garip bir şekilde bütün evren aslında o insanla sizi bir araya getirmek için bütün koşulları ortaya koyuyor. İki hafta sonra o insan birdenbire sizi arıyor. Çünkü bu tasarımı gerçekleştirdiniz ve bu enerji ona gitti. İnsanlar arasında bir enerji transferi var. Ve inanılmaz bir şekilde bunun mesafesi yok. Ben uzun süredir, ben şöyle yaşadım bunu, uzun süredir göremiyorum ya bu adamla karşılaşamıyorum bir türlü dediğim, İtalya'dan çok sevdiğim bir dostumla Porto'da, Portekiz'de karşılaştım. Üç aydır onu düşünüyordum. Çünkü telefon numarasını kaybetmiştim ve ona bir başsağlığı mesajı atacaktım. Adam Portekiz'de karşıma çıktı. Sürekli düşünüyordum ama çok sevdiğim bir dostum ve bana hayatta çok yardımcı olmuş bir adam. Bu sadece bir örnek. Hı hı. Eğer bir şeye çok konsantre olursak ve onu birebir yaşadığımızı gelecek değil geçmişte yaşadığımızı hayal edersek ve o duyguyu tam olarak hissedersek karşılaştığımızdaki duyguyu bu karşılaşma gerçekleşiyor. Wow, çok enteresan. Deneyeceğim. Bu her şeyde yapılabilir değil mi işle konu ilgili de? Konu ne olsun. Hı hı. Konu ne olursa olsun. Siz kendinizi başka türlü tasarımladığınızda ki şu an bence canlı yayında sizi başka türlü vizyonluyorum ve tasarımlıyorum. Muhtemelen orada da göreceğim sizi. Ay ay ne Bu acı bana var. kalsın. <laughs> Bu benim sırrım olsun. <laughs> ay iyi bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Harika, süper. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir de sıkıntılı ilişkiler için önerdiğiniz buzdolabı diye bir yöntem var. Bu nedir? Evet. Sözlü iletişimi genelde biz kullanamıyoruz. Bizim toplumumuz en çok küsme olan bence dünyada toplumlardan bir tanesi. Bakın küsmek çok garip bir davranış biçimi, hastalıklı bir davranış biçimi. Psikolojide bununla ilgili ciddi çalışan psikolog arkadaşlarım var. Kendini tamamen iletişime kapatmak anlamına geliyor. Ama sadece sözlü iletişim tek yol değildir. Yazılı iletişime de ben inanırım. Diyorum ki sözlü iletişim geçerli değilse lütfen ona yazmak istediklerinizi eleştirmeden ve herhangi bir tartışmaya olanak vermeden Maddeler halinde ve güzel bir üslup kullanarak buzdolabına asın. Niye buzdolabı? Çünkü en çok mutfakla iletişimimiz oluyor ya gün evet. içinde sabah kalktığımızda falan. Orada görsün ve okusun. Ve oradaki üslubunuz çok belirleyici olacak. Ben oradaki üsluba da yardımcı olurum tabii. Bazen bir taraf sinirlidir. Çok sert bir üslup kullanır. Ben ona engel olurum. Hı hı. Orada maddeler halinde çünkü maddeler halinde hep çalışmamın sebebi şu. İnsan beyni en hızlı şekilde maddeler halindeki anlatımı algılıyor. Hı. Çünkü orada bir sıralama yapabiliyor evet. ve analiz yapabiliyor. Tek tek maddeleri algılayabiliyoruz. Daha kolay bir algılama biçimi. Hı hı. Buradan yola çıkalım. Neye zor Böyle yoksa hani şey paragraf ki? halinde yazılmış bir şeyi okuyup analiz etmek çok daha zor. Tek 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 yazıldığında. Benim bir danışanım buzdolabının üstünden altına kadar <laughs> Maddelemiş. E, 150 madde 150 falan. madde yazmış. <laughs> bir Eşi de <uzatım. gülüyor> Eşine demiş ki ya vaktim olmadı o kadar roman mı yazdı. <laughs> Benim söylediğim maksimum 10 maddedir yalnız. En önemli konuları lütfen yazın. Ve orada artık iletişime başlamak istediğinizi, sözlü iletişim istediğinizi. Ama şimdi böyle bir yol denediğinizi de yazın. Ve akşama da karşılıklı oturalım bir konuşalım deyin. Bir mum ışığında yemek evde yerseniz eğer. Oo. Güzel bir üslup hangi kapıyı açmaz? Her kapıyı açar. Büyük bir kalenin, düşünün. Devasa bir kale düşünün. Kapısını açan nedir? Şu kadar bir anahtar. Sadece şu kadar bir anahtar. Biz buna üslup diyoruz. Üslup çok önemli. Çok doğru. Çok doğru. Peki mesela e, ilişkilerde böyle kendimizden daha düşük seviyedeki insanlarla mı daha rahat olup mutlu oluyoruz? Mesela ben özellikle erkeklerde çok fazla bunu görüyorum. Mesela erkeklerde çok böyle ciddi bir güçlü kadın fobisi var. Evet bu doğru. Neden? Çok doğru bir tespit. Erkeklerde demeyelim... Birçok erkekte diyelim ama her erkekte evet. böyle bir şey yok. Tabii tabii yani 100 kişiden 80'inde vardır diye ifade edebilirim ortalama olarak sanki. Şimdi burada şundan bahsetmeden buna bir yanıt veremem müsaade ederseniz. <laughs> Şimdi bu tamamen davranış bilim ve nöroloji ile ilgili bir konu. Beynimizde 3 bölüm olduğunu söylemiştim. Sürüngen beyin, duygusal beyin ve görsel beyin. Eğer bir erkek hepimiz bu üç bölümü de kullanmaya çalışıyoruz olduğu kadar. Bir erkek sürüngen beyni yoğun kullanıyorsa yani hakimiyet bende Burada patron benim, koruyup kollayan benim. Bu ilkel dönemden, mağara döneminden gelen kullandığımız 100 milyon yıldır kullandığımız beynimizdeki bölüm hepimizde var. Yani daha duygusal ve görsel beyni kullanma yetilerini geliştirmediyse bu adam kesinlikle kontrol edebileceği bir kadın ister. Hmm. Bu nörolojik bir konu. Ama kendini geliştirdi. Bakın nasıl oluyor peki bu gelişim diyecekler? Evet. Mesela sanatla uğraşan insanlar. Mesela müzikle uğraşan insanlar ister istemez o tarafı geliştirirler. Hmm. Yani görsel beyin geliştirilebilirdir üstüne gidersek. Benim 4 sene önce şöyle bir önerim olmuştu. Burada canlı yayında tekrar müsaadenizle vermek istiyorum. Lütfen devletimizden şöyle bir talebim var. Bu kadar vakada çalıştım. Eğitimde erkeklere mutlaka mecburi bir sanat eğitimi her erkeğin iyi olduğu bir sanat dalı vardır. Hı hı. Kendisi keşfetmemiştir. Ya müziktedir ya resimdedir. İki sene bile verilse yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sağ tarafı yani beyindeki sağ tarafı, duygusal tarafı, estetik tarafı kullanması daha mümkün oluyor. Bu da empati yeteneğini güçlendiriyor. Hı hı. Bir kadının hislerini anlayabiliyor. Dolayısıyla mecburi dersler arasına sanatı koyarsak eğer... ...erkeklerin davranış biçimleri en fazla 15 yıl içinde değişir. Yeni nesillerden bahsediyorum. Böyle bir yol var. Neyse bari yeni nesillerimiz düzgün olur yani. Evet. Çok güzel bir şey. Peki son sorum. Size en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İlişkilerde gerçekten kaçan kovalanır mı? İlişkilerde kaçan kovalanır. <laughs> Bu bilgi doğrudur. Bütün vakalar için geçerli değildir ama ben istatistiklere bakıyorum genelde. yüzde seksen kaçan kovalanır. Çünkü biz özellikle bizim toplumumuz, özellikle de kadınlarımız hep bir şeyleri düzeltmeye hep daha sıkıntılı olan adamları bulup onları bir şekilde şekle soklamaya, tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizim vakalarımız bu şekilde. Önümüzdeki gerçek bu. Bu ne demek oluyor? Bir adam problemli olduğu zaman kaçtığı zaman ya da istemediği zaman o kadın biraz daha onu bir şekilde elde etmeye, onunla evlenmeye çalışıyor. Toplumsal tabular, sosyolojik sebepler, bunun sebepleri çok uzun. Belki başka bir yayında konuşabiliriz. Bu bilgi doğru. Kadın da aynı şekilde kaçtığı zaman erkek de kovalıyor. Doğru evet, değil aynen mi? İki öyle. taraf içinde geçerli. Erkeğin mücadele etmesi çok önemli. Erkek bir ilişkiye ne kadar mücadele ediyorsa, özellikle ilk 3 ay flört sürecinde bir kadın ne kadar kendi hayatı olduğunu ve hep müsait olmadığını, işim var, arkadaşlarıma söz verdim diyorsa, bir erkek o kadar çok aşık oluyor. Her zaman müsait olan, her çağırdığında tamam canım geleyim görüşelim diyen kadınlar erkeklere aşık olmuyor. Bir de erkek böyle çok para harcadığı kadına daha çok bağlanır diye bir şey var. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü erkek daha çok para harcadığı zaman koruma içgüdüsü ve bir işe yarama içgüdüsü ortada oluyor ve diyor ki bu kadın beni seviyor. Bak benim ne kadar değerli olduğumu bana hissettiriyor. Aslında çok enteresan bir şey. Belki de tam evrimleşemedik biz erkekler. Evet Hala şimdi... buradayız yani. Değil mi? Hala kalınan <laughs> noktaya bakıldığım zaman böyle bir dehşete düşmedim değil. Milyon yıldır hala buradayız. <laughs> çok teşekkür ediyorum Adil Bey. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili Adil Yıldırım bizimle birlikteydi. Dediğim gibi çok önce bu yayını yapmak istemiştim ama yoğun siyaset gündemi nedeniyle biz de sürekli siyaset konuklarını, siyasetle ilgili konukları ağırladığımız için seçim sürecinde bugüne kısmet oldu. Evet. Sizinle birlikte sezon finali yapıyoruz. Çok mutlu oldum. Evet, ben herkese buradan iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar herkese ben de iyi bayramlar diliyorum Eylül'de tekrar görüşeceğiz inşallah efendim haber global ekranlarında yüz yüze ile o gün gelinceye kadar kendinize çok iyi bakın iyi akşamlar tekrar iyi bayramlar hoşçakalın.